İyi akşamlar değerli Arkeoloji Haberi izleyicileri. Dördüncüsü gerçekleştirilen webinar programının bu oturumunda beş konuşmacımız yer alacak. İlk konuşmacımız Berkay Dinçer hocamız, ardından Yunus Çiftçi ve Sabahattin Erdoğan hocalarımız konuşacaklar. Gülen Ayas bunu izleyecek. Rabia Akarsu ve en sonda yetişebilirse Ayhan Yardımcıel hocamız burada olacak. Ayhan hocamızın yeni kız çocuğu olmuş, adı Lidya. Yetişmeye çalışıyor. Onu da müjdelemiş olayım. Bu oturum diğer oturumlara göre biraz kalabalık. Tüm oturumlarda 4 kişi vardı. Murat sağ olsun bana 5'i bir yerde yapmış. O yüzden çok süreyi uzatmadan Sayın Berkay hocamla başlamak istiyorum. Berkay Dinçer hocamız bize geniş bölgelerde paleolitik çağ yüzey araştırmaları için yöntem önerisi başlıklı bildirisi sunacak. Berkay hocam buyurun. Teşekkür ederim Atilla hocam. Çok sağ olun. Arkeoloji Haber ekibine teşekkür etmeden başlamak istemiyorum. Teşekkür etmek istiyorum çünkü 2 senedir korona hayatımıza girdi gireli. Çok önemli, çok değerli bir şey yapıyor. Ben de 2 sene boyunca saklandığım yerde bu hastalığa yeni tutuldum. O yüzden biraz yorgunum. Hiçbir şey olsun. Teşekkür ederim. Ama sonuçta ne kadar değerli ve önemli bir şey yaptığını Arkeoloji Haberi'nin bir kez daha burada anmak istiyorum. Murat'a, Fatih'e, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim konuşmamın başlığı aslında geniş bölgelerde paleolitik çağ yüzey araştırması için bir yöntem önerisi. Bu yöntem önerisine neden ihtiyaç duyduğumu konuşmamın ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Ama geniş bölgeler derken aslında Türkiye'de geleneksel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu izinlerle belirlenen il idari sınırlarını kastediyorum. Yani bizde mesela işte Malatya yüzey araştırması, Van yüzey araştırması, işte Eskişehir yüzey araştırması, Yozgat yüzey araştırması gibi il bazlı il sınırlarını kapsayan yüzey araştırmaları gerçekleştiriliyor. Ama baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti gibi 780 küsür bin kilometre karelik bir toprağı kaplayan büyük bir ülkede gerçek anlamda bildiğimiz şeyler ne yazık ki oldukça az paleolitikle ilgili olarak. 1893-94 yıllarında tespit edilmiş bir el baltasından sonra Kılıç Kökten, Enver Yaşar Bostancı, Muzaffer Şenyürek gibi önemli hocaların yaptığı araştırmalarda ben tabii ki bunların hepsini okurken aklıma şu geliyor. Acaba neler buldular? Çok açık ve net yayınlarında anlatılıyor. Bazen bazı yayınlarda, eski yayınlarda nelerin bulunduğunu da tam anlayamayabiliyoruz ama sonuçta bir şeylerin bulunduğu ve bulunduğu yerler yayınlanmış oluyor genellikle. Ve yüzey araştırmalarında genellikle bir şeylerin varlığı söz konusuysa bir şeyler konu oluyor. Fakat aslında bilimsel araştırmada, bilimsel çalışmalarda biraz eksiğimiz var. 1997 yılında TAY projesinin ilk yayınladığı cildinin ilk baskısında 1997 yılına kadar gerçekleştirilmiş olan bu araştırmalarda tespit edilmiş 197 paleolitik buluntu yeri mevcuttu. Bu 197 paleolitik buluntu yerini Türkiye'deki dağılımına baktığınızda TAY projesinin şu anda çalıştıramadığım GIS bölümünden alınmış bir ekran görüntüsü bu. Bu buluntuların dağılımında bir standardın olmadığı görülmekteydi. Günümüzde ise artık modern bilimin sistematik olmak gibi bir ihtiyacı var. Ve aslında benim bu konuşmamda anlatacağım şey de nasıl bir sistematik bakış açısı geliştirebiliriz? Mesela şöyle düşünüyorum ben. Ben çalışmalara devam edeceğim. Diyelim ki Kayseri'de yapılan bir araştırma var. Bu araştırmayı bakacağım zaman hem kaynakların verimli kullanılması hem de araştırmanın
İşte mevcut benden önce yapan araştırmacının ölüp gitmesi haricinde dahilinde bir durumda nasıl sürdürülebileceğiyle ilgili bir takım standart eksikliklerimizin olduğunu görmekteyiz. Aynı haritanın üzerine bugün sürdürülmekte olan son yıllarda, son 10 yılda diye belirteceğim. Son 10 yılda sürdürülmekte olan paleolitik çağla ilgili yüzey araştırması ve kazıların ülkemizdeki dağılımını görmektesiniz. Aslında bir araya gelinse el birliğiyle daha sistematik bir şekilde zaten 3-5 tane araştırmacı var Türkiye'de paleolitik çağla ilgili olarak 18 tane araştırma, yüzey araştırması yapılıyor. Hatta bugün konuşmalarda Ralf Hoca'nın, Hülya Hoca'nın yaptığı çalışmaların da aslında bu haritada yer alması gerekir diye düşünmemiz gerekiyor. Ben size 1969 yılında Analitik Arkeoloji kitabında Sönmez Kampman'ın yazmış olduğu bir makalenin başlığını şu anda gösteriyorum. Ve diyor ki aslında bu makalede kişisel yargılardan arınmış olarak seçilecek şekilde örneklemin elde edilmesi gerekir. Çok kısa 3 sayfalık, 4 sayfalık bir makale bu. Ama bu makale 1969'da yeni arkeolojinin ortaya çıktığı zamanlardaki yeni arkeolojinin üzerine artık trilyonlarca daha fazla şey koyulmuş durumda. Ama biz Türkiye'de paleolitik çağ arkeolojisinde de yüzey araştırmalarında da genel olarak baktığımızda ne yazık ki 1960'lardaki dünya yeni arkeolojisinin ne yazık ki bakış açılarından, yaklaşımlarından uzak bir haldeyiz. Çünkü örneklemin sistematik olmaması söz konusu. Bu da Peter Benedict'in 1980 yılında yayınlanmış olan bir makalesinde özellikle Güneydoğu Anadolu'daki yüzey araştırmasını anlatırken Diyarbakır, Siirt ve Urfa'da yapılan araştırmada 15 derecelik karelajlara bölündüğünü ve her karelaja bir isim verildiğini görmekteyiz ve böylelikle aslında standart bir Türkiye yüzey araştırması koordinat sistemi oluşturuyor. Bu koordinat sistemi özellikle Aşağı Fırat'ta, Gelibolu'da, Trakya araştırmalarında Mehmet Özdoğan tarafından da kullanılmaya devam ediliyor. Ancak onun haricinde hiçbir araştırmacının bu standart kodlama sistemini kullanmamakta olduğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız araştırmalarda özellikle paleolitik çağa yönelik olarak anabileceğimiz araştırmalardan bir tanesi Gölü Dağ Yüzey Araştırması. Ve Gölü Dağ Yüzey Araştırması'nda 2007-2013 yılları arasında yaklaşık olarak 10-15 kilometre karelik bir alan 650 kilometre gibi efsane bir rakamda uzunlukta bir GPS kaydında yürünerek araştırılmıştı. Burada şekilde görüyorsunuz bu GPS kayıtları aslında belgelenmiş durumda. Ama ne yazık ki günümüzdeki yayınlarda bunlar detaylı bir şekilde aslında paylaşılması dijital olarak internetin de imkanlarıyla çok kolay olmasına rağmen bu araştırmaların bugün günümüzde hiçbir araştırmacının kendi GPS kaydını paylaşmamış olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Bir başka araştırma örnek olarak gösterebileceğimiz 2014-16 yılları arasında Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kureyşler Baraj Gölü kurtarma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paleolitik çağ araştırmalarıydı. Burada yaklaşık olarak 20-24 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz ve bu 24 kilometre karelik alanın içinde yürünülen 125 kilometre uzunluğundaki GPS kaydını görmektesiniz. Ve bu GPS kaydının sonucunda da 33 adet çoğunluğu paleolitik döneme ait olan buluntu yeri tespit ediliyor. Ama baktığımızda bizim gene de bu az önceki haritada da bakarsanız sistematik olmayan bir şekilde topografiyi takip eden yürüyüşler gerçekleştirilmiş olduğunu görebilirsiniz. 2000'li yılların ortalarından itibaren özellikle Manisa'da Bozyer'de sistematik bir şekilde Türkiye'deki paleolitik çağ araştırmalarını değiştiren bir metodun uygulanmaya başladığını görmekteyiz. Bu metot da Doglish denilen daha çok küçük alanlarda sistematik bir örneklem oluşturulabilmesi amacıyla gerçekleştiren araştırmayı temsil etmekte. Bozyer'de yapılan araştırmada çok sayıda buluntu noktasından yontma taş aletleri en azından yoğunluklarının kaç adet bulunduğunu standart ölçütlerle ölçülebildiği
bir çalışma gerçekleştirmişti. Bizim 2014 yılında başlattığımız Gürgür Baba, Van'daki Gürgür Baba çalışmamızda ise burada öncelikli olarak yaygın yayın araştırması yöntemleriyle lokalitelerin tespit edildiği bir araştırma gerçekleştirilmişti. Ardından buluntuların topografya üzerinde nasıl dağıldığının daha rahat anlaşılabilmesi açısından seçilen diğer dönemsel olarak diğer buluntu yerlerini de temsil edeceğine inandığımız 10 numaralı buluntu yerinde yoğun bir yüzey araştırması gerçekleştirmeye karar vermişti. Yine az önce de bahsettiğimiz gibi burada da Dogleş denilen köpek tasması olarak da Türkçe'ye çevireceğimiz. Aslında ben bu isimden hiç haz etmiyorum. Ama ne yazık ki yöntemin adını ben koymadığım için buna Dogleş demeyi tercih ediyorum. Ama köpek tasması tam olarak Türkçeleştirildiğinde de aslında oturmayan bir kavram. Başka bir isim önerisi olan olursa lütfen yazsın. Burada her 2 metrede bir çapı 1 metre olan bir dairede, yani bir ipe bağlanan çivi vasıtasıyla yuvarlak bir şekilde, yani 2 çarpı 2 4 metrekarelik bir alanda 3.14 metrekarelik bir alanı temsil edecek şekilde buluntuların toplanması söz konusuydu. Biz burada Van'da yaptığımız araştırmada yaklaşık olarak 2012 yazmam gerekiyor. 2021 yazmışım, özür dilerim. 2012 noktada yaklaşık 8000 metrekareyi temsil eden bir alanın %75'ine tekabül eden bir alanın taşlarını sayarak çeşitli sonuçlara, hatta insanların buradaki taşları nasıl kullandıklarına, iki yüzeyli aletlerin dağılımına, yongaların, yongadan yapılmış aletlerin, çekirdeklerin ve benzeri diğer taş aletlerin nasıl dağıldığına dair çok sayıda bilgi elde ettik. Bundaki en büyük avantajımız gözlem noktalarının standart aralıklarla oluşturulmuş olmasıydı. Ama tabii ki 8000 metrekare gibi bir alan oldukça küçük bir alan. Bunun geçtiğimiz 2 yılda Gaziantep'te yer alan Dülük'te bir kez daha gözden geçirerek uygulamaya karar verdik. Ve Dülük'teki uygulamada ise burada yaklaşık olarak 2 kilometre çarpı 2,5 kilometre boyutlarında çok devasa bir paleolitik buluntu yeri söz konusu. Ve burada her 2 metrede bir gözlem noktası oluşturulması gerçek anlamda buluntu yerinde yüzlerce yıl çalışılmasını gerektireceği için 25 metrede bir metre çapında bir alanda gene Dogleş yöntemi uygulanarak buluntuların geniş anlamda nasıl dağılmakta olduklarını ve topografyayla olan ilişkilerini tespit etmeye çalıştık. Ve burada gerçekleştirdiğimiz çalışmada 198 noktadan veriler elde etmeyi sağladık. Bugün baktığımızda yine güncel Türkiye'deki paleolitik çağ araştırma, paleolitik çağla ilgili olan araştırmalara baktığımızda rastgele bir şekilde dağıtılmış, herhangi bir bölge hedefi olmayan, aslında hem Batı Anadolu'da bir yoğunluğun olduğunu söylememiz gerekir, hem de Doğu Anadolu'nun batı tarafında bir yoğunluğun olduğunu söylememiz gerekir. Ama genel olarak en büyük sıkıntımız bu araştırmalarda nerelere bakıldığını, nerelere bakılmadığını bilemeyeceğimiz şekilde yayınların olduğunu görmekteyiz. Ve en büyük sıkıntımız da mesela işte X kişisinin çalıştığı bir ilde onun araştırmayı bırakmasından ardından devam edecek bir kimsenin tekrar aynı yerlere gitme ihtimali var. Ya da tekrar aynı yerlere gitme ihtimali olmasa bile daha önceki araştırmacıların tam olarak nerede araştırma yaptıklarını bilemedikleri bir ortamın olduğunu söylemek zorundayız. Bu nedenle ben hayali bir il değil, gerçek bir il ele aldım. Afyonkarahisar ilinde tamamıyla teorik olarak geliştirebileceğimiz, yani daha önceki çalışmalarda geniş alanlarda yapılan yüzey araştırmasının yöntemiyle küçük alanlarda, işte Gürgür Baba olsun, Dülük olsun, Bozyer olsun, hatta İzmir Karaburun'da Kömürburnu olsun, benzeri alanlarda yapılmış yoğun sistematik yüzey araştırmalarının yöntemini bir karıştırmaya çalıştım kendimce.
Burada gördüğünüz gibi bütün buluntu yerleri her 10 kilometrede bir, buluntu yeri dedim yanlış dedim, gözlem noktaları demem gerekiyordu. Her 10 kilometrede bir koordinat sistemi üzerinden oluşturulmuş durumdalar. Ve buraya baktığımızda örnek olarak seçilmiş olan il olan Afyonkarahisar ilinde toplam 131 adet gözlem noktası var. Bunlar aslında 10 kilometrede bir olması sadece benim bu ili hiç tanımıyor olmamla alakası olan bir durum. İsteseydik bunu 5 kilometrede yapabilirdik, 1 kilometrede yapabilirdik, 2 kilometrede bir de yapabilirdik. Ama o zaman mevcut sistematik daha yavaş çalışacaktı. Yani bir ilin 5 yılda, 6 yılda bu 131 noktanın yaklaşık olarak 3 yılda hepsinin ziyaret edilmesi mümkün. Tabii mevcut benzin fiyatlarıyla biraz zorlanarak da olsa bu gerçekleştirilebilir. Ben burada örneklerimden bir tanesi olarak 131 noktadan bir tanesi olan G5 noktasında nasıl bir araştırma, nasıl bir sistem, nasıl bir standart araştırma yapılacağını göstermek için bir örnek nokta seçtim. Bu artık günümüzde cep telefonlarımıza indirebildiğimiz basit uygulamalarla çok net bir şekilde UTM sisteminde koordinatlara sahip haritalar ve uydu görüntüleriyle çalışabilmekteyiz. Dolayısıyla da eskiden GPS kullanırdık ama artık sadece akıllı telefonlar bile yeterli aslında bu tip araştırmaları sistematik olarak ve santimetre hassasiyetinde gerçekleştirebilmek açısından. Ve seçtiğimiz G5 noktasının tam olarak konumlandığı yere bakıyorsunuz. Aslında bu sadece uydu görüntülerine bakılarak mesela tarım arazisi, bir ovanın içinde olduğu gibi bilgileri doğrudan doğruya burada girmemiz mümkün. Ve aslında değişik jeomorfolojik birimlerin ilişkilerini görmemiz açısından da bunu uydu görüntülerinden yapabilmemiz mümkün. En hızlı bir şekilde bu nokta üzerindeki paleolitik bulutların araştırılabilmesi için kuzeye doğru 500 metre, ardından da doğuya doğru 700 metre bir üçgen şeklinde düşünüyorum. Burada farklı renkli oklar ekibin hızlı bir şekilde bu araştırmayı, yani 1.7 kilometre yürüyüş yaparak burada sistematik bir araştırma yapabilmesini sağlamak açısından hızlı bir şekilde ikiye bölünmüş bir ekiple bunun yapılması düşünülüyor. Çünkü şöyle bir durum var. 5 kişilik bir otomobille buraya ulaşıldı ve ekibin de bakanlık temsilcisi dahil toplam 5 kişi olduğu varsayıldığında 2-2 ayrılması ekibin ve bir ekibin kuzeye doğru giderken diğer ekibin de güneye doğru gitmesi ve birbirlerinden toplamda 1 kilometre kadar uzaklaşıp ondan sonra doğu ve batı yönlerinden orta noktaya doğru gelmesi şeklinde bir araştırmayı önermekteyim. Tabii bu araştırmanın bazı dezavantajları var. Bir kere birincisi 10 kilometrelik aralıklar gerçekten çok büyük. Mesela Kureyşler çalışmasından bahsetmiştik. Bu yöntemle Kureyşleri bulabilir miydik diye baktım. Haritada görüyorsunuz. Noktalarımızdan gözlem noktaları mavi yıldızlar olarak belirtilmekte. Kureyşlere hiçbir şekilde denk geldi. Tabii oralarda başka yerlerde başka şeyler olması da mümkün olabilir. Mesela 230 tane paleolitik buluntu yerini bildiğimiz Göllü Dağ'da sadece 4 gözlem noktamız olurdu. Hürgür Baba'da da sadece 1 gözlem noktamız olurdu. Fakat bu yöntemin il bazlı, yani il bazında gerçekleştirilen yüzey araştırmalarının bir standart hale dönüştürülmesi açısından ve gelecek kuşaklarında araştırmacının kim olduğuna bakılmaksızın sürdürülmesinde önemli bir girdi olabileceğini düşünüyorum. Yani ben size 1969 yılında Sönmez Kantman'ın yayınlamış olduğu kişilerin özelliklerine bakılmaksızın, daha doğrusu kişisel yargılardan arındırılmış bir şekilde sistematik bir yüzey araştırması yöntemi ortaya koyulmasını öneriyorum demek istiyorum ve sözlerime son veriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı bekliyorum. Berkay Hocam çok çok teşekkür ederim. Soruları oturum sonunda alacağız ama gerçekten farklı bir yöntem önerisi sundunuz. Bununla ilgili benim birkaç notum var. Umarım sorma fırsatım olur.
Sonraki konuşmacımız, affedersiniz, Sayın Yunus Çiftçi ve Sabahattin Erdoğan hocalarımız, sanırım Yunus Çiftçi hocamız ekranda olacak. Muş, Varto, Tepeköy höyükleri kazıları, Tunç çağları ve bu çağların kültürel devamlılık sorunu. Hocam buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ederim hocam. Herkese iyi akşamlar. Kendi bölgesi için, hocam ses geliyor değil mi? Evet evet, gayet net, buyurun. Kendi bölgesi için ve Doğu Anadolu bölgesi için oldukça önemli bilgiler sunan Tepeköy Büyük kazıları ve bu kazılarda ortaya çıkarılan tunç çağları üzerine bir değerlendirme sizlere sunmaya çalışacağım. Öncelikle Tepeköy Höyü, Muş ilinin Varto ilçesine bağlı Tepeköy Köyü içinde yer almaktadır. Orta ölçekli olan höyün hemen kuzeyinden Murat Nehri geçmektedir ve çevresinde yine birkaç tane dere yatağı bulunmaktadır. Özellikle höyük konum olarak Muş Ovası'na kuzeyden açılan bir koridorun merkezinde yer almaktadır. Bu koridor aynı zamanda geniş sulak tarımsal arazi için de olanak sağlamaktadır. Höyük bu konuda bu araziye hakim konumdadır. Höyük'te çalışmalar Alparslan 2 barajı kapsamında 2014, 17 ve 18 yıllarında Alat Müzesi başkanlığında yürütülmüştür. Özellikle 2018 yılında Höyük'te yapılan çalışmalar Höyük'ün erken dönemlerine ve kronoloji çalışmalarına yönelik yapılmıştır. Özellikle hemen görselde sağ tarafta gördüğümüz kronolojik tablo oluşturulmuştur. Bu tablo hem Höyük'te çalışmalar süresince elde edilen veriler hem de 20'ye yakın C14 tarihleme yöntemiyle de desteklenerek oluşturulmuştur. Tunç çağlarına geçmeden önce Höyük'ün diğer tabakalarından kısaca bir bahsetmek istiyorum. Höyük'ün en geç tabakası Orta Çağ tarihlendirilmiştir. Yüzeye yakın olan bu tabaka özellikle görselde de görüldüğü üzere çevresindeki son dönem yerleşimlerinden dolayı oldukça tahrip edilmiştir. İkinci tabaka ise Orta Demir Çağı'na tarihlendirilmiştir. Yine bu dönemde bölgede hakimiyeti bulunan Urartu Devleti'ne ait mimari kalıntılar özellikle ön plandadır. Höyün neredeyse kazılan tüm alanlarında bu döneme ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır ki keza kuzey ve güneyinde iki adet olmak üzere, höyün kuzey ve güneyinde iki adet olmak üzere taş döşemeli, sütunlu avlular ve bu avlular etrafında yerleştirilmiş odalarla temsil edilmektedir. Bunun yanında yine aynı döneme tarihlendirilen savaş aletleri, bronz takılar, çanak çömlekler de ele geçmiştir. Höyük'ün üçüncü tabakası erken demir çağına tarihlendirilmiştir. Bu tabaka oldukça zayıf buluntularla ele geçmiştir. Özellikle güney alanda ortaya çıkarılan basit tek odalı bir yapı ve bu yapının etrafındaki döneme tarihlendirilen çanak çömleklerle belgelenmiştir. Höyük'ün dördüncü tabakası orta tunç çağı, beşinci tabakası ile erken tunç çağına tarihlendirilmiştir. Şimdi ilk olarak erken tunç çağını ele alacak olursak, Höyük'ün orta alanında erken tunç çağına ait en erken veriler ortaya çıkarılmıştır. Özellikle bu alanda açılan 5x6 metre ebatlarındaki sondaj içinde erken tunç çağının, daha doğrusu yine bölgede bu dönemde baskın olan, hakim olan bir kültür olan erken Transkafkasya kültürü ya da Karas kültürü olarak adlandırılan kültürün izleri görülmektedir. Sondaj içinde ortaya çıkarılan bu yapılar, özellikle yuvarlak planlı yapılar, yine bu kültürün erken evrelerinde çoğu merkezinde ortaya çıkarılmıştır. Ve Tepeköy'de de sondaj içinde yaklaşık olarak M.Ö. 2900 yıllarına tarihlendirilen örnekleri ortaya çıkarılmıştır. Tepeköy'ün bu yuvarlak mimarları diğer yerleşimlerden farklı olarak temel kullanılmadan taş duvar yükseltilerek ve taş duvar içe doğru eğimli şekilde inşa edilmiş bir kubbe biçimi verilmiştir. Benzer örneklerinin de bulunduğu, özellikle Van Gölü civarında bulunan Dilkaya'da çoğunlukla toprak ya da pisa dediğimiz biçimlerde yapılmış duvarlı örnekler de bulunmaktadır. Daha çok
Bu yönüyle Tepeköy örnekleri Erzurum Kas özelliklerini göstermektedir. Öygün erken tunç tabakasının orta evresi ise evresinde ise bahsi geçen yuvarlak yapılar kullanılmayı tercih edilmemiştir. Çoğunlukla dikdörtgen veya kare biçimli yapılar ortaya çıkarılmıştır. Bu evrenin Tepeköy Höyük'te biraz daha zayıf olduğu, daha çok tahrip olduğu görülmektedir. Ancak malzeme bakımından hem erken evresi hem de bu evrede karst kültürü, çanak çömleklerinin ve diğer malzeme gruplarının yoğunlukta olduğu, ancak bunlarla beraber farklı bir kültüre ait olduğu düşünülen malzeme gruplarının da ele geçtiği söylenmesi gerekmektedir. Üçüncü evre ise, yani erken tunç çağının geç evresinde ise Höyük'ün neredeyse kazılan tüm alanlarında bu döneme ait buluntular ele geçmiştir. Özellikle kuzey alanda büyük olarak ortaya çıkarılan yapı aslında merkezi bir oda ve bu odanın etrafına eklenen hücreler ya da odalarla büyütülmüş şekilde ortaya çıkarılmıştır. Höyük'ün yapının özellikle birkaç evre, yenileme evresi geçirdiği, özellikle kuzey kesimdeki açıklıkta eski bir giriş daha sonradan kapatılarak alanın yeniden hücrelendirildiği, yeniden bölümlendirildiği görülmektedir. Yine bu alanda da karası çanak çömlekleriyle beraber farklı bir kültürün yine malzemeleri yoğunlukta olmak üzere, karası malzemelerinden yoğunlukta olmak üzere buluntuları ele geçmiştir. Şimdi bu mimarinin aslında Karas kültürünün yayılım alanı içinde neredeyse bütün yerleşimlerinde aynı plan örneklerini görmek mümkündür. Erken tunç tabakasında asıl ayrıca değinmek istediğimiz bu malzeme grubu, Karas kültürüyle beraber ele geçen malzeme grubu, Tepeköy Höyük'te Karas kültürüyle beraber farklı bir kültürün yerleşmeye başladığı, özellikle dönemin erken evrelerinde Karas kültürünün yoğunlukta olduğu, orta evrelerde ise her iki kültürün de, yani ikinci kültürün de dahil olmak üzere malzemelerinin aynı yoğunlukta olduğu, geç evrelerde ise Karas kültürü malzemelerinin gittikçe azaldığı ve bu ikinci kültürün malzemelerinin gittikçe arttığı görülmektedir. Özellikle dönemin sonlarında Karas kültürü malzemeleri tamamen Höyük'te kesilmiş, birden kesilmiştir. Çoğunlukla yine bu ikinci kültür malzemeleri görülmektedir. Sadece çanak çömlek olarak değil, aynı zamanda yine farklı buluntu gruplarıyla da bu iki kültür arasındaki farkı görmek mümkündür. Aynı zamanda diğer buluntu gruplarını da değerlendirmek gerekmektedir. Özellikle Karas kültürü için karakteristik olan taşınabilir ayaklı ocaklarla birlikte andiron olarak adlandırılan, çoğunlukla andiron olarak adlandırılan, ancak Tepeköy bulgularından yola çıkarak bunlara kayde demeyi şu an için tercih ediyoruz. Her ikisi de aynı tabakada, aynı kullanımda ortaya çıkarılmıştır. Özellikle erken tunç çağı sonunun sonuna ve orta tunç çağı başlarına tarihlendirilen bir geçiş evresi. Bu alanı bir tabaka olarak değerlendirmedik. Çoğunlukla bir geçiş evresi olarak değerlendirdik. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi erken evreden geç evreye doğru karaz malzemesinin giderek azaldığı ve bahsi geçen bu evrede ise karaz malzemesinin tamamen ortadan kalktığı görülmektedir. Çoğunlukla İkinci kültüre ait buluntular göz önüne gelmektedir. Bu evrede özellikle çok farklı olaraktan bir kerpiç yığmanın ortaya çıktı. Kerpiç yığmanın hemen yanında ise yine çoğunlukla yine erken tunç çağına tarihlendirilen, diğer bölgelerde tarihlendirilen atmalı biçimli bir ocağın ele geçmiştir. Bu etnalı ocağın aslında Karas kültürüyle de biraz ilişkisi çoğunlukla yapılmasına rağmen bizim Tepeköy Höyük'te elde ettiğimiz sonuçlarda yaklaşık olarak 2200'e tarihli, milattan önce 2200 yıllarına tarihlendiği ve Karas kültürüyle birlikte Höyük'te bulunan ikinci kültüre aslında ait olduğu düşünülmektedir. Yine aynı geçiş evresinde
birçok tahıl depolama alanlarının ortaya çıktığı, özellikle bu tahıl depolama alanlarının kerpiç malzeme ya da toprak malzeme ile birbirinden ayrılarak farklı tahılların depolandığı görülmektedir. Görüntüde şu an fi mercimekillerden sayılan bir fi, bunun dışında yine yabanıl mercimek, buğday ve yine yabanıl nohutlar da aynı alanda ele geçmiştir. Tepeköy'ün Orta Tunç Çağı tabakasına geldiğimizde ise erken Tunç Çağı'ndan farklı olarak, daha doğrusu Karas kültüründen farklı olarak mimari planlar öne çıkmaktadır. Biraz daha Karas kültürüyle birlikte görünen ikincil kültürün özellikleri aslında bu dönemde biraz daha baskındır. Özellikle Höyük'ün kuzey, orta ve güney alanlarında bu tabakaya ait birçok mimari yapı ortaya çıkarılmıştır. Şu anki görüntüde kuzey alanında ortaya çıkarılan büyük yapı görülmektedir. Bu yapı Erken Tunç'un geç evresinde ortaya çıkarılan bölmeli yapıdan farklı olarak plan olarak tek olarak inşa edilmiş ve daha sonradan içinde bölmeler oluşturulmuştur ve her bölmesi kendine göre bir özellik barındırmaktadır. Özellikle yapının hemen batısında yine Erken Tunç Çağı'nın sonlarına tarihlendirilen, yani geçiş evresinde bulunan kerpiç çığına benzer bir kullanım ve hemen yanında yine atmalı bir ocak ortaya çıkarılmış. Bu atmalı ocağın hemen yanında, yani batı tarafında, doğu tarafında ise yine depolama alanları olarak kullanılan odalar bulunmaktadır. Bu yönüyle biraz daha Erken Tunç Çağı'nın sonuna tarihlendirilen, yani geçiş evresinde tarihlendirilen yapılara biraz benzemektedir. Bu orta merkezde bulunan Atnalı Ocağı geldiğimizde ise bu ocağın çoğunlukla küsel işlevinin olduğu düşünülmektedir. Hatta şu an bu dönemi ve bölgeyi çalışan hocalarım gördüğünde ihtimalle bunun Erken Tunç'ta ağırlıkta kullanıldığını düşünecekler. Çünkü benzer ordular hem Erzurum, Malatya, Elazığ, Malatya bölgesinde Erken Tunç'a hem de Erzurum Kars bölgesinde Erken Tunç'a tarihlendirilmiş birer Karas örnekleri olarak görülmektedir. Ancak Tepeköy'de ortaya çıkarılan bu buluntu yaklaşık 4 ve 5 analiz sonucunda 1900, 1700 ve 1600 yıllarına tarihlendirilmiştir. Tabii basit geçen yapı aslında tek evreli değil, birkaç evreli, hatta en az 3 evreli olarak inşa edilmiştir. Şimdi bu yapının, daha doğrusu bu ocağın kültüsle ilişkisinin olma sebebi hem ocağın özenli yapılması süslemeleriyle, diğer buluntularıyla, diğer şekilleriyle, hem de hemen önünde sıkıştırılmış toprak taban ve bu taban üzerinde bırakılmış az önce Erken Tunç'un orta evresinden başladığını söylediğim andiron ya da kayıt olarak adlandırılan pişmiş toprak objeler, simbolik objelerin bu ocağın önüne bastı geçen tabanın üzerine bırakıldığı ve üstüne kurt başı ya da köpek başlığı olarak nitelendirebileceğimiz hemen sol alt köşede nitelendirebileceğimiz objelerin, bu andironların üstüne bırakıldığı ve bu şekilde bir ritüel gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Ki keza ocak dağınık olarak ele geçmiş olsa bile buluntular bunu yine destekler niteliktedir. Orta Tunç'un en geç evresine geldiğimizde ise güney alanda özellikle yaklaşık 6 metrelik bir dolgu toprağın altında ortaya çıkarılmıştır. Höyün eğiminden kaynaklı bir rakım farkı ne yazık ki görülmektedir bu evre için. Bu güney alanda ortaya çıkarılan yapı ise Erken Tunç'un orta evresinde ve geç evresinde ortaya çıkarılan yine yığıntı şekilde kerpiç malzemelere benzer bir yapı kalıntısı ortaya çıkarılmış. Bu sadece bu diğerlerinden farklı olarak kerpiç malzemeler kaldırıldıktan sonra hemen altından iri taşlarla yapılmış bir temel seviyesi, bir temel planı gözükmektedir. Diğer bir fark ise bu yapının üzerinden çok fazla farklı buluntu grupları ele geçmiştir. Bunlar mesela bilinçli olarak bırakıldığı düşünülen bronz bir balta,
Hemen bronz baltanın yan tarafında çömlekler, ezilmiş çömlekler içinde birçok farklı türde mercimek ya da buğday türü buğday çömlekler bırakılmıştır. Hemen bir yanında ise büyük odun, yanmış odun parçaları ve yanmış aşağı şey yanmış tahıl malzemeleri yine ele geçmiştir. Yapının özellikle doğu ve güneyinde ise bilerek bırakılmış büyük küp çömlekler, içi boş çömlekler dizili halde ortaya çıkarılmıştır ve bu çömleklerin çömlek ve çanakların etrafında ise birçok farklı tipte boncuklar ortaya çıkarılmıştır. Şimdi Tepeköy Hüyük verileri üzerinden Tunç çağlarının kültürel devamlılığını ele almaya çalışacağım. Bu bakımdan ilk başta mimari olarak değerlendirmesini yapacağım. Erken Tunç'un erken evrelerinde Karos kültürünün etkin olduğu, orta evrelerinde ise giderek diğer kültürle, ikinci kültürle birlikte alanı kullanmaya başladığı ve Erken Tunç'un son evrelerinde ise malzeme bakımından Karos kültürünün tamamen ortadan kalktığı, ancak kendisinden devam eden mimarinin kullanmaya devam edildiği görülmektedir. Orta Tunç'ta ise tamamen farklı bir mimari tip ortaya çıkmaktadır. Aslında yine dikdörtgen veya kare biçimde ama içeriden bölmeli odalı yapılar ortaya çıkmaya başlamaktadır. Aslında Karos kültürü bu erken Tunç döneminde her şekilde kendini yine baskın olarak göstermesine rağmen diğer kültürle birlikte çanak çömlek bakımından ve diğer küçük bulutlar bakımından bir çekişme içindedir. Ki erken Tunç'un sonlarına doğru Karos kültürü Höyü'yü terk etmiş. İkinci kültür Orta Tunç'un başlarına kadar Höyük'te yaşamaya devam etmiş gibi görülmektedir. Diğer bir mimari unsur da kerpiç geleneği. Erken Tunç, daha doğrusu Karos kültürünün kerpiç geleneğiyle ilgili veriler oldukça azdır. Ya çok aşırı tahribata uğramış ya da izlerin neredeyse takip edilemeyecek kadar kötü bir durumdadır. Orta Tunç, yani Erken Tunç'un sonlarında ise yine bu ikinci kültürle alakalı olarak kerpiç yanlarının içinden kerpiç malzemeye benzer ancak ihtimalle ısı görmüş ya da farklı bir uygulamayla yapılmış daha çok tuğlamsı kerpiçler ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak aynı dönemde yine mimarilerde kullanılan, yani mimari duvarın, temel duvarının üstünde kullanılan kerpiçlerin ise normal bilinen kerpiç gibi olduğu gözlemlenmektedir. Bu da Erken Tunç sonunda Höyük'te baskın olan ikinci kültürün aslında Orta Tunç kültürünü hem mimari bakımdan hem de diğer bakımdan etkilediğini göstermektedir. Erken Tunç ve Orta Tunç sembolizm, inanç ve kült kısımlarına geldiğimizde ise, olgularına geldiğimizde ise Erken Tunç'ta yine Karos kültürünün ağır bastığı, ikinci kültürün fazla bir özelliğinin olmadığı görülmektedir. Özellikle Karos kültürüyle ilişkili olarak hemen sol tarafta görünen buluntu grupları daha çok doğayla alakalı olup ihtiyaca göre şekillenmiştir. Özellikle en altta iki tane görülen, daha doğrusu bunun daha fazlası da var ancak sadece iki tane koymak gereği duydum. Çoğunlukla hayvan figürünler ön plana çıkmaktadır. Bu da aslında Karos kültürünün biraz daha doğaya yatkın olduğunu, özellikle hayvancılıkla ya da tarımla ilişkili olduğunu göstermekte ve buna göre bir inanç sistemi oluşturduğu görülmektedir. Orta Tunç'ta ise durum tamamen değişmekte. Çoğunlukla stilize insan biçimleri, yani biraz daha hayali, biraz daha farklı ürünler, özellikle sembolik ürünler ön plana çıkmaya başlamaktadır. Hem pişmiş toprak hem de bronz olarak insan figürleri ön plana çıkmaya başlamaktadır. Bunun dışında az önce bahsettiğimiz, yine birazdan yine bahsedeceğimiz ocaklar yine kültürel ilişkilerle ilgilidir. Bunun dışında hemen sağ alt köşede bronz bir balta, yine kültürün diğer kültürel ya da sembolik araçlarından biri olarak görülmektedir ki
az önce bahsettiğim Orta Tunç'un geç evresine tarihlendirilen güney alandaki yapıda ihtimalle bilinçli olarak yapının üzerine bırakıldığı düşünülmektedir. Hemen onun yanındaki bulunan pişmiş toprak oturak olarak tanımladığımız bir obje bulunmaktadır. Bu obje yani bir insanı taşımak için oldukça elverişsizdir. Bundan dolayı bu objeyi çoğunlukla bir yontunun oturak ya da koltuğu olarak değerlendirdik. Çünkü hemen üstünde üst kısmında oldukça silinme izleri göze çarpmaktadır. Bundan dolayı sürekli bir kullanım gördüğü düşünülmektedir. Diğer bir sembolizm, inanç ya da kült alakalı olduğu düşündüğümüz buluntu grubu ise ocaklardır. Özellikle erken Tunç çağında Karas kültürünün oldukça etkin olduğu ve yine onun malzemelerinin kullanıldığı görülmektedir. Yine bu ikinci kültürle alakalı pek bir buluntu grubumuz erken Tunç için görünmemektedir. Ocakları, Karas kültürü ocaklarına baktığımızda ise iki tip olarak Höyük'te öne çıkmıştır. Bunlar sabit mekan dışı ocaklar ve sabit mekan içi ocaklar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Diğer bir grup ise taşınabilir ocaklardır. Bunların tam olarak kültle ilişkisinin olup olmadığı, özellikle taşınmaz iki grubun yani tamamen kültle ilişkili olup olmadığı bilinmemektedir. Orta Tunç çağına geldiğimizde ise ocakların üçe ayrıldığı, bunların yine Karas kültüründe olduğu gibi sabit taşınmaz olduğu görülmektedir. Genellikle ocakların yine mekan dışında kullanıldığı, basit yapıldığı görülmektedir. İkinci grubu ise az önce de yine bahsetmiştik. Genellikle kültsel ilişkileri olduğu düşünülen atmalı ocaklar oluşturmaktadır. Üçüncü grup ise... Hocam, özür dilerim, toparlamanızı rica edeceğim. Tabii hocam, tabii. Üçüncü grup ise bu kepiç yığıntılarıyla ilişkilidir. Çanak çömeklerden de önce bahsetmiştim. Hemen kısa bir şekilde yine tekrar geçmeye çalışacağım. Höyük'ün erken dönemlerinde Karas kültürüyle birlikte ikinci bir kültürün malzemesinin sürekli geldiği ve dönemin sonlarında Karas kültürünün malzemelerinin tamamen ortadan kalktığı ve bu ikinci kültürün daha ağır bastığını söylemiştik. Aynı şekilde bu ikinci kültürün Orta Tunç çağı başlarına kadar devam ettiği, sonrasında ise Orta Tunç malzemeleri, kendi kültürüne ait malzemelerinin ortaya çıktığı ve daha baskın olduğu, daha kaliteli malzemelerin ortaya çıktığı görülmektedir. İnsan kalıntısı ve ölü gömmeye geldiğimizde ise Höyük'ün Tunç çağlarına ait tabakalarda da hiçbir şekilde insan kalıntısı ya da ölü gömmeye rastlanmamış. İhtimalle her iki dönemde de bunlar mekan yerleşim dışına yapılmıştır. Bu konu hakkında kısa bir şey değinmek istiyorum. Özellikle Orta Tunç çağı kültürü için çoğunlukla pastoral ya da tam göçebe kültürü olarak yani bu bölge için söylenmiştir. Çoğunlukla bunlar yüzey araştırmasına balık alınarak yapılan bir açıklamadır. Ancak Tepeköy'de elde edilen veriler aslında bu Orta Tunç kültürünün yerleşik ya da yarı yerleşik bir köyüşeye, yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir. Çoğunlukla Orta Tunç'un, Doğu Anadolu'nun Orta Tunç'u için söylenen Aras boyalıları ya da ikinci bin yıl boyalıları olarak değerlendirilen çanak çömlek, boyalı çanak çömlek grubunun hiçbir şekilde Tepeköy Höyük'te kazılan alanlarda ele geçmediğini de bildirmek istiyorum. Sonuç olarak Tepeköy Höyük kendi bölgesi için oldukça, hem de Doğu Anadolu arkeosu için oldukça önemli veriler sunmaktadır. Özellikle Malatya, Elazığ, hemen kuzeyde Erzurum, Kas ve Van bölgesinde kazıları yapılan alanların tam ortasında bir bölgeyi kapsayan bir Höyük, bölgeyi göstermektedir özellikle. Bu eksikleri gidermek amacıyla hem bölgenin erken dönemlerine ait kanıtları sunması ve diğer buluntularıyla önem arz etmektedir.
Özellikle erken Tunç çağında Karas kültürünün diğer başka bir kültürle beraber ön plana çıkması ve diğer kültürün özellikle Orta Tunç çağını etkilemesi yönünden de önemli bir vurgu olarak görülmektedir. Bunun dışında Höyük'te geç Tunç çağına ait herhangi bir vurgu ele geçmemiş, ancak Orta Tunç çağında ihtimalle topluluğun bu Höyük'ü terk ettiği, erken Demir çağında ise farklı bir kültürün gelip yerleştiği görülmektedir. Bundan dolayı geç Tunç çağı ile ilgili herhangi bir buluntu grubu Höyük'te ele geçmemiştir. Sizinize için teşekkür ederim hocam. Yunus hocam çok teşekkür ederim. Soruları ben teşekkür ederim. Alacağız. Sırada biraz daha kuzeye gidiyoruz Muş'tan. Erzurum Ovası'nda daha önce Halil Süberi Koçay'ın çalışmalarını tanıdığımız Pulur Höyük'te yeni başlayan kazılarımız var. Rabia Akarsu hocamız bunu sunacak. Erzurum Pulur Höyük'te yeni dönem kazı çalışmaları ve Doğu Anadolu Arkeolojisi'ne katkıları. Hocam söz sizde, buyurun. Mikrofonunuz kapalı hocam. Teşekkürler hocam. Tamam, şimdi harika. Ne yapıyorum? Screen yapacaksınız. Yani ekran paylaşımı. Hayır, ekran paylaşımımız mevcut. Sunumu açın direkt hocam. Ha, tamam. Görünebiliyor mu? Yansıyor şu an. Evet hocam, buyurun. Tamam. Herkese iyi akşamlar dilerim. Evet, böylesi güzel bir webinarda olmak mutluluk verici ve emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek isterim. Bugün sizlere Erzurum Pulur Höyük'te Dr. Hamit Zübey Koşay'ın 1960 yılındaki ilk kazılarının ardından 2021 yılında yeniden başlatılan kazı çalışmalarından bahsedeceğim. Pulur Höyük 2021 yılı kazılarında amaçlarımız şu şekildedir. Doğu Anadolu'nun erken dönemlerine ilişkin önemli sorunlarının çözümüne ve bölge kronolojisi ile ilgili bilgi boşluğunun doldurulmasına katkı sağlanması. Hali hazırda devam eden bir kazı çalışmasının olmadığı Erzurum ilinde uzun soluklu bir höyük kazısının gerçekleştirilmesi. Pulur Höyük'ün terk edilmiş ve tahribata açık halinden kurtarılması. Pulur Höyük'te 2021 yılında yeniden başlayan ve ilerleyen yıllarda da devam edecek sistematik ve stratigrafik kazı çalışmaları ile birlikte bölge kültür tarihi için önemli verilerin elde edilmesi, insanoğlunun ilk yerleşime geçtiği dönem olarak bilinen Neolitik dönemin çok iyi tanımlanamadığı bölgede Pulur Höyük'te bunun izlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Evet. Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en geniş alanını kapsayan ve ortalama yüksekliği en fazla olan bölgesidir. Bölgede yer alan Erzurum, ülkemizin yüz ölçüm açısından 4. büyük şehridir. Aynı zamanda tarihi yol ağları üzerindeki konumuyla da stratejik bir öneme sahiptir. Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ve doğusunda yer alan Güney Kafkasya, Kafkasya Dağları'nın güneyinde konumlanır ve Transkafkasya olarak adlandırılır. Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni kapsar. Bilindiği kadarıyla Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya arasında kalkolitik dönemde başlayan kültürel ilişkiler daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Erzurum ilinin 20 kilometre batısında Azize ilçesine bağlı günümüzdeki adıyla Ömertepe Mahallesi sınırları içinde yer alan Pulur Höyük'te 2021 yılı kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve maddi desteğiyle Erzurum Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında ve Atatürk Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünden şahsımın bilimsel danışmanlığında başlatılmıştır. Pulur Höyük'te son dönem kazı çalışmaları 1960 yılında Dr. Hamit Zübey Koşay ve Dr. Herman Veri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarından sonraki ikinci dönem kazılarını oluşturmaktadır. Erzurum ilindeki Karas, Güzelova, Sos gibi erken dönem yerleşimlerinden birisi olan Pulur Höyük'te en erken Karas kültürü kalıntıları tespit edilmiştir. Aynı zamanda Höyük'ün doğusunda 3 tane geç Tunç erken demir çağ mezarı da açılmıştır.
Polar Höyük'te 2021 yılı kazı çalışmaları başlamadan önce ön belgeleme çalışmaları kapsamında birinci aşamada sit alanı sınırlarının güncellenmesi ve sayısallaştırılması gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Höyük'ün Koşay döneminde 17 metre olarak bilinen yüksekliğinin günümüzde 15 metre olduğu tespit edilmiştir ne yazık ki üzülerek. Aynı zamanda yayılımının 30 hektar kadar geniş bir alana yayıldığını tespit ettik. Höyük'ün yayılımı belirlendikten sonra ikinci aşamada Höyük'ün bulunduğu tüm sit alanının topografik planı çıkartılmış ve bu plan üzerinde 10 metrekarelik plan kareler yerleştirilmiştir. 2021 yılı kazılarında dar ve eğimli kesimlerde çalışıldığından dolayı 10 metrekarelik plan kareleri 5'er metrekarelik 4 kareye böldük ve bunları saat yönünde ABCD olarak adlandırdık. Ön belgeleme çalışmanın son olarak ise Höyük üzerinde drone çekimi yapılarak kazı öncesi Höyük'ün durumu kayıt altına alınmıştır. 1960 yılı kazılarında Koşay tarafından ağ alanı olarak adlandırılan Höyük'ün batı eteğinde yerleşimde bilinen en erken dönem olan Karas kültürü izleri açığa çıkarılmış. Yine B alanı olarak adlandırılan alanda ise en geç dönem olan Orta Çağ'a dair izler açığa çıkarılmıştır. Buradan hareketle Polar Höyük'te en geç dönemden erken döneme kadar tabakalanmayı ortaya koymak amacıyla 2021 yılında basamaklı açma yönteminde Höyük'ün batı kesiminde kazı çalışmalarını gerçekleştirdik. Köylüler tarafından yoğun toprak alımı nedeniyle Höyük'ün tepe merkez alanında derin bir çukur oluşmuştur. Bu çukur Höyük'ün tepe kısmını doğu ve batı yönde ikiye ayırmıştır. 2021 yılı kazılarında Höyük'ün en tepesinde söz konusu çukurun batı kesiminde en tepeden etek kısmına 5x5 metrelik 3 farklı alanda çalışmalar yürütülmüştür. Evet, çalışmaları yürüttüğümüz alanları burada görüyorsunuz. S19D, S18A plan kareleri, R18B, S18A plan kareleri ve son olarak da R18C, S18D plan karelerinde çalışmaları yürüttük ve burada bıraktık. Evet, 2021 yılı kazılarında tepe kısmında S19D, S18A plan karelerinde yüzey toprağın kaldırılmasının ardından erken demir çağına ait malzeme ile birlikte karışık olarak Orta Çağ'a ait milattan sonra 13-15. Yüzyıllara tarihlendirilen çok az sayıda yeşil sırlı seramik ve cam kap parçası ele geçmiştir. Malzemenin tarihlendirmesinde yardımcı olan Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Yurttaş Hocam'a buradan teşekkür etmek isterim. Höyük'te tabaka olarak açığa çıkardığımız en geç kültür olan erken demir çağına ait birinci tabaka 6 evreyle temsil edilir ve A'dan F'ye olarak adlandırdık biz bunu. Çok sayıda ele geçen seramik buluntusu içinde yoğun olarak el yapımı ve koyu yüzlü çeşitli çanak çömlek formları olduğu dikkat çekmiştir. Ayrıca her evreden yoğun biçimde hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvana ait hayvan kemiği ve çene kemikleriyle beraber taş, kemik, obsidyen alet, deniz kabukları da gelmiştir. Yüzey toprağının kaldırılmasının ardından ilk mimari unsur olarak S19D plan karesinin batı tarafında ahşap dikme deliği tespit edilmiştir. Buradan ele geçen seramik mal grupları arasında siyah, kahverengi, yeşilimsi gri, kırmızı ve sarımsı bej renkli örnekler vardır. İnce kazıma tekniğinde çizgisel bezemeler dikkati çeker. Derici taş alet, kemik bız, amulet, dokuma aleti ele geçen buluntulardandır. Bir ağ evresinden sonra yaklaşık 30 santim kadar bir seviyeye inildiğinde yoğun küllü alana rastlanmış ve çok sayıda hayvan kemiği açığa çıkarılmıştır. S18A plan karesinin batı kesiminde 4 tane taşın çevrelediği bir ocak yapısı ve beraberinde bu alandan yoğun kül ve karbon gelmiştir. Söz konusu ocak yapısının kuzey doğrultusunda tabana oyulmuş kara planlı bir başka ocak yapısı daha açığa çıkarılmıştır. Ve tabanın alt kısmının çakıl taşlarıyla doldurulduğu dikkati çekmiştir. Aynı yöntemin Höyük'ün tahrip olan bir başka kesiminde de muhtemelen yine bir ocak yapısı kesine ait burada da izlememiz mümkün oldu. Bu
devreden ele geçen seramik mal grupları arasında yine aynı şekilde siyah, kahverengi, yeşimsi, gri, kırmızı, sarımsı, bej örnekler görülmeye devam eder. Keskin omuzlu profiller, ince kazıma tekniğinde birbirini kesen veya birbirine paralel çizgisel ve üçgen bezemeler, yumruk kabartma bezemeler, tüme yakın bir kap, bir maşraba parçası, yonca ağzı, testi parçaları dikkati çeker. Öğütme taşı, kemik dokuma tarağı, oyuklu ocak parçası ele geçen buluntulardandır. S19D, S18A plan karelerinde bir seviye altta küllü toprak yapısı daha da artarak gelmeye devam etmiştir. Bu alandan çok sayıda yanmış ahşap örneği, ocak taban parçası ve obsiden alet gelmiştir. Taban üzerinde bir ağ evresinde olduğu gibi bir başka ahşap dikme deliği tespit edilmiştir. Aynı seviyede ele geçen bir pitosa ait delikli dip parçası ilginçtir. Puller Höy'ün 1960 yılı kazılarında Geçtunç Erken Dimiçağı mezarından delikli dibi olan çömlek ve delikli dip parçaları ele geçmiştir. Ayrıca Erzurum'da Güzelova, Bulamaç, Sosöy'ü kazılarından da benzer örnekler bilinmektedir. S18A plan karesinin batı kesimi günümüze kadar yoğun tahribata uğradığından dolayı oldukça kesintiye uğramıştır. Çok sayıda yanmış ahşap parçasının ele geçtiği bu küllü alan üzerinde güneydoğu kuzeybatı yönlü dairesel forma sahip 1.30 metre genişliğinde tandır ocağı olarak kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz bir mimari yapı ortaya çıkarttık. Puller Höyük'te erken demir çağı tabakasında tespit ettiğimiz ocak ile Erzincan Büyük Kardeştepe yerleşmesinde yapılan kazılarda erken demir çağına tarihlenen ve açık hava ocağı veya içlik olarak düşünülen yapı oldukça benzerlik gösterir. Ocağın beyaz renkte sıkıştırılmış pişmiş toprak tabanın alt kısmı çakıl taşlarıyla doldurulmuş. Üst kısmında ve etrafında yoğun küllü toprak, karbon, hayvan kemiği ve seramik parçası açığa çıkarılmıştır. Batı ucu muhtemelen rüzgarlık amacıyla alçak bir kerpiç duvarla desteklenmiştir. Ocağın doğu kesiminde tek sıra taşlar ve güneybatısında bir taş duvar bedeni tespit edilmiştir. Bu evrede de aynı şekilde seramik örnekleri görülmeye devam eder. Gövde üzerinde tutamaklar, keskin omurgalı formlar, kazıma, çentik ve yumru bezemeler bulunur. Hayvan kemikleri içinde koyun, keçiye ait olabilecek kemiklerle kedi veya köpek olabilecek grubuna ait olabilecek alt çene kemiklerine rastlanılmıştır. Bu konuda yaptıkları katkılardan dolayı antropolog hocalarımız Profesör Doktor Fatime Suat Alpaslan ve Doktor Öğretim Üyesi Evrim Tekeli hocalarımıza buradan teşekkür etmek isterim. Ayrıca öğütme taşı, kemik bıs, dokuma aleti, dokuma tarağı, saplı kemik alet, kesici taş alet, sürtme taşı, çeşitli objeler ve seramik parçasından perde aleti ele geçen buluntular arasındadır. Tandır ocağın alt seviyesine denk gelen 2,5 metrelik alanda ve R18B plan karesinde tabaka takibi için seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir. Plan kare genelinde sıkı kahverengi toprak yapısı izlenmiştir. Plan karenin toprağında ve kesitlerde yer yer çatlaklar dikkati çekmiştir. Höyük'te sadece bu alandan ele geçen ve her biri yaklaşık 3 ila 5 santim arasında değişen yüksekliğe sahip 7 adet taş obje dikkat çekicidir. Hangi amaçla kullanıldıkları şu an için anlaşılamamıştır. Tüf taşından konik biçimde ve düz tabana sahip bu taşların benzerleri 1960 yılı Koşar kazılarında da tespit edilmiş. Yine orada da obje olarak yorumlanmış sadece. Ele geçen buluntu arasında koyu yüzlü ve kaba nitelikli seramik çoğunluktadır. Yatay ve dikey tutamaklar, keskin profiller yanında kap yüzeylerinde yumru, yiv, kazıma ve baskı bezemeler uygulanmıştır. Taş baltalar, sürtme taşları, öğütme taşı, seramik parçasından perde haleti, kemik harşak ele geçen buluntulardandır. Bu alandan mimari izle karşılaşmadık ancak çok fazla sayıda kil topağı geldi. Ve bu kil topaklarından bir tanesinde parmak izinin oldukça belirgin olduğunu tespit ettik. Evet, Höyük'ün batı kesiminde S18D plan karesinin yüzey toprağın kaldırılmasının hemen ardından bir ocak yapısıyla karşılaşılmış ve bir nolu ocak olarak adlandırılmıştır. Dairesel formda ocağın etrafı orta boyutlu taşlarla ve olasılıkla rüzgarı kesmek için kerpiçten alçak duvar ile çevrelenmiştir.
Çevresindeki küllü toprak üzerinde çok sayıda büyükbaş hayvana ait iri kemik parçaları ve çene kemikleri açığa çıkarılmıştır. Ocağın iç kısmı açılırken yoğun küllü toprak ve karbon ile birlikte büyük boyutlu bir ocak ayak parçası insütü halinde bulunmuştur. Ocağın doğu kısmında taban üzerinde dik biçimde yanmış bir ahşap parçası da tespit edilmiştir. Bu ocak yapısı kaldırılmayarak açığa çıkarılan mimarinin devamını bir sonraki kazı sezonu plankarenin diğer kesiminde açığa çıkarılması için bırakılmıştır. Bu evrede siyah kahverengi gri seramik devam eder. Bu evre seramiğinde diğerlerinden farklı olarak çark yapımı seramiklerin sayıca fazla olması dikkati çeker. Ocak taban parçaları, 4 adet öğütme taşı ve diğer taş aletlerle birlikte bir kap altlığı ele geçen buluntulardandır. R18C plankaresinde bir nolu ocağın tabanından yaklaşık 26 santim seviye inildiğinde bir başka ocak yapısı açığa çıkarılmış ve iki nolu ocak olarak adlandırılmıştır. Orta büyüklükteki taşlarla çevrili ocak yapısı yapısıyla birlikte yoğun olarak karbonlaşmış ahşap parçaları ve hayvan kemikleri tespit edilmiştir. Ayrıca buradan bir hilal biçimi tezgah ağırlığı açığa çıkarılmıştır. Köyün kuzey kesini içine alan R20 plankaresinde iki nolu ocak yapısıyla aynı seviyede ancak tahribat sonucu kesitte kalan bir tunç orak bulunmuştur. Bu buluntu 2021 yılındaki tek metal eseri oluşturur. Literatürde Hitit tezgah ağırlığı olarak tanınan hilal biçimi tezgah ağırlığının benzerleri Kültepe, Çinetepe, Çıköyük, Seyitömer gibi kazıların M.Ö. 2000 yıl tabakalarından bilinmektedir. Hilal biçimi tezgah ağırlığının olması, tunç oran bulunması, çark yapımı seramiklerin çoğunlukta olması gibi gözle görülür değişiklikler dikkate alındığında M.Ö. 2000 yıl ile ilişkilendirilmesi gereken bir tabakayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir sonraki tabakada bahsedeceğimiz parlak siyah astarlı karas formlarının burada olmaması Orta Tunç Çağı'ndan sonraki Geç Tunç Çağı olabileceğini bize düşündürmektedir. Yine bu burada ocak taban parçaları ve çok sayıda kil topağı ele geçti. Bir tane kil topağı üzerinde yine bir parmak izinin belirgin olarak korunduğunu gördük. Bunu da tespit ettik. Ayrıca sürtme taşı, havan taşı, havan eli ele geçen buluntular arasındadır. Aynı şekilde siyah kahverengi gri seramik görülmeye devam eder. Ve çark yapımı seramiklerin çoğunlukta olduğunu burada izledik. Köyün batı eteğinde S18D plankarelerinde Orta Tunç Çağı'na tarihlendirilen ve Karas kültürünün geç evresine ait olan ikinci tabakanın iki evresi açığa çıkarılmıştır. Bu tabakadan üniversitemiz BAP birimi tarafından desteklenen ve TÜBİTAK MAM laboratuvarında çalışılan kalibre edilmiş radyokarbon analiz sonucunun M.Ö. 1930 tarihini vermesi tarihlendirmede belirleyici olmuştur. S18D plankaresinin batısında 1.38 metre çapında yuvarlak bir plan çizen yapı açığa çıkarılmış ve bir nolu yuvarlak yapı olarak adlandırılmıştır. Yapının etrafı taşlarla çevrilenmiştir. İç kısmında da temel taşlar açığa çıkarılmıştır. Yapının doğu köşesinde 45 x 25 cm boyutlarında oldukça büyük bir taş tespit edilmiştir. Yapının çevresindeki küllü topraktan hayvan kemik parçaları, karbonlaşmış bitki tohumları, ocak taban parçaları ve obsiden aletler ele geçmiştir. Yuvarlak yapının dış kuzey kısmında ahşap direk çukuru açığa çıkarılmıştır. Etrafı taşlarla çevrili olan bu çukurun içinden yanmış ahşap parçaları gelmiştir. Yapının dış kuzeydoğu kesiminden bir adet üçgen biçimde stilize edilmiş kutsal ocak ucu parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca küllü alan üzerinde Karas kültürüne ait el yapımı siyah ve parlak astarlı, dışı siyah, içi kırmızı astarlı ve kahverengi astarlı örnekler ile S profilli parçalar, nahçıvan kulp ve gümüş mikalı örnekler ele geçmiştir. Karas kültürüne ait yeni tabakayla birlikte görülmeye başlayan gümüş mika ile iyice parlaklık kazandırılmış siyah astarlı S profilli seramik parçaları oldukça dikkat çekicidir. Kap formları arasında çömlek ve küpler, çanak ve kaseler, maşrapalar, kapaklar yer alırken kabartma, kazıma, baskı olup bezemeli parçalar da dönemin karakteristik seramik örneklerini oluşturur.
Ele geçen diğer buluntular arasında tripod, kapayak parçası, öğütme taşı, sürtme taşları, obsidyen okucu, kemik bız, havan taşı, taş boncuklar yer alır. S18D plan keresinin batısında seviye inme çalışmalarında bir nolu yuvarlak yapıyla benzer bir başka yapı tespit edilmiş ve bu yapı nolu yuvarlak yapı olarak adlandırılmıştır. Tabii biz bunlara yapı dedik, çekiniyoruz. Çünkü boyutları oldukça bir yapı, bir yaşam alanı olarak küçük gelmekte, ancak bunları orada tespit ettik ve bunun devamını da bu seneden itibaren daha da genişleyerek plan kerelerin hem kuzey hem de güney yönlerini genişleyerek takip edeceğiz, bakacağız. Ve bu yapıda 1.35 metre çapında kaydedilmiş, etrafı taşlarla çevrili aynı şekilde. İçinde temel taşları var ve bunda da ilginç bir biçimde yine aynı yönde, doğu yönünde 68 x 35 santim boyutlarında büyük bir taş tespit edildi. Her yani birbirine yakın seviyelerde iki tane bu yuvarlak yapının doğusunda da yine bu şekilde büyük boyut taşların bırakılmasının da bilinçli olarak yapıldığını düşünmekteyiz. Yapının açığa çıkarıldığı alanda yoğun biçimde karbon, cüruf parçaları, yanmış hayvan kemikleri, obsidyen aletlerle birlikte kara seramiği gelmeye devam etmiştir. Ayrıca Plankaya'nın güneydoğusundan bir kemirgene ait olabilecek hayvan kemikleri gelmiştir. R18C plan karesinin kuzeydoğu kesiminde bir nolu yuvarlak yapının seviyesinde başlayıp iki nolu yuvarlak yapının seviyesine kadar devam eden büyük boyutlu taşlar yaklaşık 1 metre yükseklikte bir yığıntı biçiminde tespit edilmiştir. Taşların özellikle güney kesiminde yoğun küllü alan açığa çıkarılmış. Buradan da yine bir ahşap direk çukuru tespit edilmiş. Önemli bir buluntu olarak da üç uçlu boynuz biçiminde çıkıntıya sahip bir kutsal ocak açığa çıkarılmıştır. Yine Plankaya'nın kuzeybatısında insan yüzlü kutsal ocak parçası tespit edilmiş. Aynı şekilde karakteristik kara seramikleri gelmiş. Höyük'te Plankaya'lar dışında tahribat gören bir yerde bir mimari taş olarak kullanılmış kırık gastropod kalkları içeren bir tortul kayaç tespit edilmişti. Biz bunu takip ettik. Coğrafya bölümünden Profesör Doktor Salih Koday ve Profesör Doktor Zeki Koday bizi Çiğdem Nehri'ye yönlendirdiler. Yaklaşık 5 kilometre batısında Pulurhöy'ün. Burada tatlı su çökerlerini kesitlerde izlemek mümkündü ve her tarafta aynı şekilde tortul kayaçlar vardı. Biz de Höyük'te muhtemelen buradan taşınmış olabileceğini şimdilik düşünüyoruz ki bu yönde çalışmalarımız var. Bunları mutlaka yayınlayacağız. Höyük'te her seviyeden deniz hayvan kabuğu ile geçti. Obsidyen aletlerimiz var. Höyük'ün hemen batısında Turnagöl Dağı zengin obsidyen kaynakları barındıran yerlerden Erzurum Kars yöresinde. Orayı bir dolaştık çünkü bizde her seviyeden çok ince nitelikte kazıcı delici başta olmak üzere çok obsidyen alet geldi. Bunların da yine orası kaynak olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili de analiz çalışmalarımız var. Evet, sonuç olarak Pulurhöyük kazılarında tabakalanmanın ortaya konması amaçlanmış. Böylelikle yaklaşık 5 metre kadar derinlikte 3 döneme ait izler tespit edilebilmiştir. Bunlar yüzey toprağında karışık olarak malzeme veren Orta Çağ ile ardından gelen Erken Demir Çağı ve Karaz'ın geç evresini içine alan Orta Tunç Çağı'dır. 2021 yılı Pulurhöyük kazılarında mimariye ait olabilecek unsurlar açığa çıkarılmış olmakla birlikte önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda yapılacak çalışmalarla daha fazla bilgiye ulaşmak mümkün olacaktır. Erzurum Kars bölgesinde bugüne kadar tek tabakalanma veren kazı olan Erzurum Sosöyük'te Sagona'nın ortaya koyduğu 4B tabakası ile çağdaş tabaka Pulurhöyük kazılarında 2AB tabakalarında tespit edilebilmiştir. Pulurhöyük 1EF evrelerini Sosöyük'te Geçtun Çağı'na ait 3. tabaka ile çağdaş olup olmadığı ancak 2022 yılı çalışmalarıyla kesinlik kazanacaktır. Pulurhöyük 1AD evrelerinin ise Sosöyük'te Erken Demir Çağı'na ait 2A tabakası ile çağdaş olduğunu radyokarbon sonuçları alınana kadar seramik buluntularından yola çıkarak söyleyebiliriz. 1960 yılı Pulur kazılarında Erken Demir Çağı, Orta Tunç Çağı gibi tabaka olarak ortaya konamamış dönemlere ait izler 2021 yılı kazılarıyla birlikte gün yüzüne çıkartılmaya başlanmış ve bilim dünyasına kazandırılmıştır. En başta Pulurhöyük'te bizlere kazı yapma izni veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, kazı boyunca yardım ve desteklerini esirgemeyen Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aziye Belediyesi'ne,
Birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğumuz Erzurum Müzesi Müdürlüğü'ne, bilimsel katkılarından dolayı değerli heyet üyelerine, onlar için ilk kazı deneyimi olan canla başla çalışan genç ve dinamik kazı ekibine ve sabrınız için sizlere teşekkür ederim. Rabi Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sunumdu. Uzun yıllar sonra tekrar Pulurhöyük'ü kulaklarımıza aşina ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sıradaki konuşmacımız Gulan Ayaz hocamız. Hocam ekranda mı? İyi akşamlar diliyorum. Evet, merhaba hocam. Merhaba. Gulan hocamız bize Van Gölü Havzası'nın güneyi yeni arkeolojik gözlemleri sunacak. Hocam buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. İkram paylaşımını önce görmem gerekiyor. Tabii, buyurun. Siz görebiliyor musunuz ekranı? Henüz yansımadı. Şu an yansıyor sanırım. Tamam, yansıdı hocam. Buyurun. Yansıdı mı? Peki. Teşekkür ederim. Evet, ben öncelikle sözlerimi arkeoloji habere ve bu güzel organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Evet. Van Gölü Havzası'nın güneyindeyiz. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle 2021 yılında Van ili Gevaş Bahçesaray Çatak ilçeleri yüzey araştırmasına başlamış bulunmaktayız. Bu proje Dicle ve Büyük Zap ırmakları arasındaki Asur İmparatorluğu'nun çekirdek bölgesiyle Merkezi Van Gölü Havzası'nın doğusu olan Urartu Krallığı arasında tampon bölge konumundaki sarp ve dağlık coğrafyanın arkeolojisini araştırmaya yönelik olarak başlamıştır. Projenin iki temel sorusu vardır. İlk sorumuz dağlık Şırnak yüzey araştırmasının sonuçlarından hareketle ortaya çıkmıştır. 2017 yılından beri Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Nilgün Coşkun Başkanlığı'nda Dağlık Şırnak Bölgesi'nde sürdürdüğümüz sistemli yüzey araştırmalarının arkeolojik peyzajını oluşturan dirhe türü yapıların Van'ın güneyi ile sınırı olan Beytüşebap'ın kuzeyinde devam edip etmediğine dair, yani dirhelerin kuzey sınırını belirlemeye yöneliktir ilk sorumuz. İkinci önemli sorumuz ise Urartu'ya ilişkindir. Van Gölü Havzası'nın güneyinde Gevaş Bahçesaray Çatak ilçelerinde başlayan yüzey araştırması ile Urartu'nun güney sınırlarına ilişkin yeni veriler elde edilebilir mi? Soruları projenin başlangıç noktasındaki problematiğimizi oluşturmaktadır. Elbette ki her çalışma beraberinde yeni soruları doğuruyor. Bunun da bilincindeyiz. Örneğin Dağlık Şırnak bölgesindeki yüzey araştırmasına başladığımız zaman önce evet sınırlı örneklerle dirhe türü yapıları biliyorduk. Ancak bu nokta bu kadar yaygın olduğundan bir haberdik. Ama şu anda geldiğimiz noktada dirheler için bir border zone oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi 2021 yılı çalışmalarımızı en güneyden Çatak ilçesinden başlattık ve burada tamamladık. Açıkçası ilk yıl için Çatak'ın tüm alanını, köyleri ve mezralarıyla birlikte tamamlayabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak bu arazi çalışma süremiz bize Çatak için yetmedi. Çünkü buradan çok fazla veri elde ettik ve sürpriz sonuçlarımız oldu. Dolayısıyla 2022 arazi sezonunda çalışmalarımızda Çatak'tan devam ederek daha sonra Bahçesaray'da sürdürmeyi planlıyoruz. Çatak aynı coğrafi alt birime dahil Gevaş, Bahçesaray, Gülpınar ve Başkale ilçeleri ile birlikte Van Gölü Havzası ve Van il merkezinin güneyinde yer alır ve aynı zamanda Doğu Anadolu'nun dağlık kırsallarını oluşturur. Van Gölü Havzası'nın güneyinde yer alan bu kırsal alanlar Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'yi de içine alan yüksek ve sarp topografyasıyla coğrafi bir bütünün parçasıdır. Evet, bu sarp coğrafyayı biraz açacak olursak,
buranın izole durumunu anlayabilmemiz için arkeolojideki kültürlerin içe kapalı ve izole durumunu ortaya koyabilmek için coğrafyasını biraz iyi detaylandırmamız gerekiyor. Bu anlamda coğrafyayı biraz açacak olursak, Botan Havzası'nda Pervari'den başlayarak Pervari'den başlayarak Çatağı içine alarak Hakkari'de Şemdinli ucuna kadar uzanır ve bu coğrafi bütünün dağlar ve nehirler iki önemli topografik karakteristiği olarak ön plana çıkar. Tampon bölgede yaşam alanları eski çağlardan bu yana dağlar arasındaki çoğunlukla nehir yataklarına yakın su kaynakları açısından zengin vadilerdedir. Evet. Van Gölü Havzası'nın güneyinde coğrafyacılar ve jeologlar tarafından Bitlis-Zagros bindirme zonu olarak adlandırılan yükseltiler Doğu Toros silsileleridir. Yani bahsettiğimiz Pervari'den başlayıp Hakkari'de Şemdinli üçgenine kadar uzanan, Şemdinli ucuna kadar uzanan bu topografyanın ana karakteristiğini Doğu Toros silsileleri oluşturur. En önemlisini nehirlerin yanı sıra Doğu Toros silsileleri oluşturur. Güneydoğu Torosların uzantısı olan Doğu Toroslar dış yayında Bitlis-Hizan, Siirt-Pervari, Şırnak-Uludere-Beytüşebap, Van Gölü Havzası'nın güneyinde Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçeleriyle Hakkari'nin tamamını içine alarak doğuya doğru Şemdinli ilçesinde Kuzeybatı İran ve Kuzey Irak ile sınırlarımızı oluşturan Zagros üçgenine kadar bu Doğu Toros silsileleri ya da bir diğer ismiyle Bitlis-Zagros bindirme zonu Zagros üçgenine kadar iner. Kuzeybatıdan güneydoğu doğrultusunda uzanan ortalama 2500-2400 metre yükseklikteki dağlar derin su kaynakları açısından zengin nehir vadilerinin yanı sıra geniş otlaklardan oluşan yüksek yaylalara sahiptir. Yaylalar bölgenin son yıllarda azalmış olmakla birlikte sosyoekonomisinin temellerini oluşturan yaygın hayvancılık faaliyetlerine ev sahipliği yapar. Yeryüzü şekillerinin yarattığı etki izole bir coğrafi alan olan tampon bölge arkeolojisinde dışa kapalı bir alan olarak kendisini gösterir. Tüm bu olumsuz coğrafi koşullara karşın çevre ile ilişkilerin geçmişten günümüze doğal koridor görevi gören kimi vadiler ve geçitler sayesinde yapıldığı bilinir ki özellikle nehir yataklarına ev sahipliği yapan Çatak Vadisi gibi vadiler kültürlerin geçiş noktasında stratejik öneme sahiptirler. Biraz sonra Çatak üzerinden göstereceğimiz örnekler sanırım bu durumu da daha iyi örneklendirmemizi sağlayacak. Konuya nehirler ile devam edecek olursak burada sanırım önce bir Botan çayından bahsetmemiz gerekecek. Şöyle ki Dicle Nehri'ne kuzeyden karışan en büyük kollardan biri olan Botan çayı kaynağını Van Gölü'nün güneyinden alır. Gülpınar çevresinde yüksek dağların eriyen karları Nordus çayını oluşturarak batıya doğru akar. Bundan sonra yeni kollarla büyüyen Çatak çayı adını alan akarsu Çatak ilçe merkezinin 15 kilometre güneyinde akış yönünü batıya doğru değiştirerek Siirt-Pervari sınırında Botan Çayı ile birleşerek bu coğrafyadan itibaren Botan Havzası'na açılır. Burada Çatak Çayı'nın Botan Havzası'na karıştığı Sinebel Vadisi'ni tam sınırdaki Çatak ve Pervari sınırındaki Sinebel Vadisi'ni görüyoruz. Evet, konuya arkeolojik çalışmalarımızla devam edecek olursak, 3 yıl olarak programlanan çalışmanın ilk yılında yukarıda da belirttiğimiz gibi Çatak ilçesinden başlanmıştır. Van'ın 13 ilçesinden biri olan Çatak,
Van ilinin en güney ucundadır ve yaklaşık 2200 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Geniş bir alan kaplayan ilçenin 60 köy ve mezrası bulunur. Kuzeyde Gevaş, kuzeyinde Gevaş, batısında Bahçesaray, doğusunda Gürpınar ve güneyinde Şırnak Dağlık bölgesinin kuzey ucunda yer alan Beytüşebap ilçesiyle sınırı vardır. Yüzey araştırmasında Çatak ilçesi, Çatak güneyi, bir sonraki slayta gelmem gerekiyor. Evet. Yüzey araştırmasında Çatak ilçesi, Çatak güneyi, Çatak merkez ve Çatak kuzeyi olmak üzere 3 bölüme ayrılarak incelenmiştir. Çatak'ın güneyini ise kendi içerisinde 2 alt bölüme ayırabiliriz. Bu güneyindeki ayrımda belirleyici olan unsur Çatak çayıdır. Şöyle ki Çatak çayı ilçe merkezinin 15 kilometre güneyinde 2 kola ayrılır. İlk kol doğuya doğru akarak Ziril Deresi'ni oluşturur. İkinci kol ise Çatak'tan Pervar istikametine devam ederek Çatak Vadisi boyunca akar. Ziril Deresi'nden doğuya doğru devam ettiğimizde Ziril Deresi Vadisi ya da Narlı-Konalga Vadileri olarak bilinen vadiler taranmıştır. Bu vadi havzasında Narlı, Konalga, Sırmalı ve Şahpur köyleri yer almaktadır. Bu alanda Tirşin Yayla yapısı, harita üzerinde de göreceğimiz üzere, Sırmalı, Şahpur, Çanlok, Eski Konalga, Tanrı Vergi köyü, Batkan dirheleri tespit edilmiştir. En güney uçta Şahpur sınırları içerisinde Çanlok yaylasının Beytüşebap ile sınırı vardır. Faraşin yaylasının kuzeyinde yer alan Çanlok yaylasında 15 dirhe tespit edilmiştir. Evet. Burada Sırmalı köyü, Şahpur mezası, Çanlok yaylası dirhelerini görüyoruz. Çanlok yaylası güneydoğudan kuzeybatıya doğru eğimli, küçük ve sulak, tümüyle otlaklardan oluşan bir vadinin 2700 rakımdan başlayarak en üst noktasında eteklerindeki düzlüklere kadar toplamda 15 dirhe rapor edilmiştir. Kiklopit taşlarla örülü nispeten daha iyi durumdaki dirhelerde 3-4 sıralı duvar örgüleri takip edilebilmiştir. Çanlok yaylası dirhelerinden sonra daha kuzeydeki ve bir sonraki istasyonumuz Tirşin Yayla yapısıdır. Şahpur mezrasından kuzeye doğru Sırmalı köyüne varılır. Sırmalı köyünün doğu ucunda Gülpınar sınırında yer alan Tirşin yaylasında Tirşin Yayla yapısı olarak adlandırdığımız bambaşka bir yapı ile karşılaşıyoruz. Burada önemli bir detayın altını çizmemiz gerekiyor. Bölgede 1967 yılında çalışmalar yapan Mehmet Özdoğan'ın çalışmalarında yer aldığı üzere Tirşin Yaylası'nda Tahtı Melkan ve Kahni Melkan olmak üzere iki ayrı arkeolojik alanın yer aldığıdır. Kahni Melkan, Tirşin Yaylı yapısı olarak belgelediğimiz alana işaret etmektedir. Tahtı Melkan ise Mehmet Özdoğan tarafından detaylı olarak ele alınan ve yayınlanan Tirşin Kaya resimlerinin yer aldığı alandır. Açıkçası Tahtı Melkan ve Kahni Melkan'ın bir kompleksin parçaları olduğunu ve bu anlamda birlikte incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, birbirine zaten sınırını gösteriyoruz bu haritada da. Buradan sınırlarımız içerisindeki, çalışma alanındaki sınırlarımız içerisindeki Tirşin Yayla yapısına dönecek olursak, Tirşin Yayla yapısı oldukça büyük ve kompleks bir yapıdan bahsediyoruz burada. Yapı yaklaşık olarak 50 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Hafif eğimli bir yamaçta inşa edilmiştir. Yapı çevresindeki otlaklara ve su kaynaklarına hakim bir noktada konumlanmıştır. Arazinin topografik özellikleri dikkate alınarak inşa edilen yapı çokgen bir plana sahiptir. Yapı duvarları ortalama 1,5 metre yüksekliğinde ve 1,5-2 metre genişliğinde sal taşlarından inşa edilmiştir. Burada dikkat çekici bir nokta da bu sal taşları üzerinde, bu yapının uzayan duvarları üzerinde aynı zamanda Tirşin Kaya resimlerine benzer kaya resimleri de bulmuş olmamızdır, tespit etmiş olmamızdır. Gerek Tirşin Kaya resimlerinin gerekse Tirşin Yayla yapısının tarihlendirilmesi için daha fazla arazi çalışmasına ve analojik verilerin taranmasına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda daha sonra yapılacak çalışmalar tarihleme konusunda daha sağlıklı bilgilerin elde edilmesini sağlayacaktır.
Bir sonraki istasyonumuz Tirşin Yaylası'ndan dönüşte Sırmalı Köyü'nün 3 kilometre kuzeydoğusunda Alandeşt Vadisi'ne hakim bir konumdaki otlaklarla çevrili bir yamaç üzerindeki Sırmalı dirheleridir. 2500 metre rakımda yer alan dirheler büyük oranda tahrip olmuştur. Aralarında 500 ya da 1 metre gibi kadar mesafeler vardır. Ve daha sonra Batkan dirhelerine geçiyoruz. Yine Konalga Vadisi üzerinde Batkan Köyü'nün 350 metre kuzeydoğusundaki eğimli bir yamaç üzerinde inşa edilmiştir. İki dirhe arasındaki, burada tespit ettiğimiz iki dirhe arasındaki mesafe 250 metre kadardır. Şimdi tüm bu anlattığımız alanların tamamı Çatağın güneyindeki ilk kısımdı. İkinci kısım ise Çatağın güneyindeki ikinci kısım ise Çatak çayının akış yönüne göre iki alt bölüme ayırarak incelediğimizi belirtmiştik. Çatak çayının ikinci istikameti Pervari'ye doğru devam eder. Bu alanda tespit edilen arkeolojik yerleşim alanları Övecek Berekele Kalesi, Övecek Berekele Kalesi'nin doğusundaki yapı ve dirheler, Atlıhan Kalesi ve dirhesi ve Ermuşat Köyü dirheleridir. Burada bu çalışmanın en göze çarpan yerleşim yeri Berekele Kalesi'dir. Bizim için de bütün ekip için de gerçekten sürpriz bir yerleşim yeri olarak ön plana çıkar Berekele Kalesi. Çalışmanın en önemli bulgularından birisi Çatak-Pervari yolu üzerinde bulunan Övecek Kalesi'dir. Övecek Berekele Kalesi'dir. Kale Büyük Ağaç Karakolu'nun doğu yamacındaki doğal kayalık bir tepenin üzerinde Övecek Köyü'nün hemen 400 metre batısındadır. Kale doğu batı doğrultusunda uzanan Çatak Deresi Vadisi'nin batı kısmında tümüyle hakim bir noktada konumlanmıştır. Doğuda ise vadi boyunca yaklaşık 10 kilometrelik bir alan kontrol edilebilmektedir. Övecek Kalesi'nden Çatak Vadisi'ni görüyoruz slaytta, bir önceki slaytta. Kale güneyindeki Katahalilan Dağı'nın kuzey eteklerinde güneydoğudan kuzeybatıya doğru alçalarak inen balık sırtı biçiminde masif kayalık bir tepe üzerinde yaklaşık 3 hektarlık bir alan üzerine inşa edilmiştir. Güneyden kuzeye doğru eğimli olan kayalık tepe en az 5 adet doğu batı akslı kalın duvarlarla teraslara ayrılmıştır. Söz konusu terasların 4'ü daha belirgindir. Teras duvarları kiklopik taş işçiliğiyle inşa edilmiştir. Duvarların inşasında yapıyı güçlendirmek için bindirme tekniği kullanıldığı görülmektedir. Evet, alanın güney kısmında yaklaşık... Çok özür dilerim. Alanın güney kısmında yaklaşık 20 metrelik bir kaya kütlesi yükselmektedir. Kayanın doğu tarafı oldukça diktir. Mevcut yükseltinin üst kısmında kapısı kuzeydoğuya bakan iki odalı bir kaya mezarı tespit edilmiştir. Dış yüzeyi yontularak düzleştirilmiş bir cephede mezarın giriş kapısı bulunmaktadır. Kapıya kayalığın kuzeydoğu tarafından ulaşılabilmektedir. Kapı bu noktadan 2 metre yükseklikte tırmanılması zor bir noktada yer almaktadır. Mezar odasının kapısı 3 nişli bir frizle süslenmiştir. Kalenin birkaç çeken mimari buluntularından bir diğeri de 2 adet su sarnıcıdır. İlki kaya mezarlarının bulunduğu kaya bloğunun üstündedir. Drone çekimlerinde tespit edilen sarnıç kayalığa tırmanmada yaşanan güçlükler nedeniyle yerinde incelenememiştir. Diğeri birinci terasın güneybatı ucundadır. Ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuştur. Sarnıç 2.80 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğindedir. Övecek Berekele Kalesi yer seçimi... Duvar temel yatakları üzerine oturtulmuş bindirme tekniğiyle inşa edilmiş sur teras duvarları, duvarlar boyunca eşit aralıklarla konulan rizalitler, çok adalı kaya mezarı, kiklopik taş işçiliği ve yüzeyden ele geçirilen demir çağ seramik örnekleriyle Urartu dönemini akla getirmektedir.
bindirme tekniği, kiklopik taş işçiliği, rizalitler Urartu Krallığı'nın erken dönemlerinden itibaren krallığın merkezinde ya da eyaletlerde gerçekleştirilmiş büyük krali projelerde standart uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte Berekele'nin doğusunda da kalenin, Berekele Kalesi'nin 800 metre doğusundan itibaren yapı ve dirhelere rastladık. Bu anlamda bir kale yapısının dirhe türü yapılarla bir arada birbirine yakın bir konumda ele geçirilmiş olmasında, tespit edilmiş olmasını da oldukça önemsiyoruz. Berekele Kalesi'ne olan yakınlığı aralarındaki bu yapılarla, dirhelerle kalenin aralarında organik bir ilişkinin olabileceğini düşündürmektedir. Yapının konumu Çatak Vadisi'nin doğu istikametini vadi derinliklerine kadar görebilme özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile ideal bir kontrol noktası olduğu da düşünülebilir Berekele'nin doğusundaki dirhelerin. Pervari istikametinde devam edecek olursak karşımıza burada da Berekele Kalesi'nin daha batısında Atlıhan yapı ve Ermüşat, Atlıhan yapı ve dirheleri ve Ermüşat dirheleri çıkıyor. Haritada da göreceğimiz üzere. Şuradaki yapılar, Berekele Kalesi'nin olduğu nokta burası. Pervari yolu üzerinde bir sonraki durağımız Atlıhan ve daha kuzeyinde Bahçesaray köyü sınırları sınırlarındaki Ermüşat dirheleridir. Çatak ilçesinin yaklaşık 40 kilometre güneybatısında Atlıhan köyünün 1.8 kilometre güneybatısında yer almaktadır Atlıhan. Doğu batı arasındaki iki farklı kaya bloğunun burada ilk ele geçirdiğimiz Atlıhan yapı, doğu batı aksında iki farklı kaya bloğunun arasındaki üç farklı alan ile ve kayalığın çevresindeki kötü işçilikli orta ilikte bloklardan oluşan duvarlarla çevrelenmiştir. Çatakçayı efendim unutmayın. Dağılmışım, korkmuşum. Ne video kesmek istemiyorum, çok güzel gidiyor. Evet, o kadar çok merkezim var ki şimdi ben bir toparlamaya çalışacağım. Biraz. Evet, çok hızlanacağım. Hızlanacağım. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Tamam, teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Şimdi Atlıhan dirhe ve Ermüşat dirheleri de hızlıca geçiyorum. Daha sonra Çatak merkeze geçiyoruz ve Çatak merkezde de bizim Sözveren Mahallesi'nde tespit ettiğimiz 6 tane dirhe var. Burası hemen Çatak merkezin doğusunda Sözveren Mahallesi içerisinde bu dirheler. Buradan drone çekimleri de yaptık. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın gerçekten buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Çok yardımlarını aldık bu drone konusunda. Gerçekten oradaki herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ve daha sonra bizim Çatak'taki üçüncü istasyonumuz ise, son bölümümüz ise Çatak'ın kuzeyindeki ağaçlık, daha önce Veli Sevim ve Taner Tarhan tarafından ve Erkan Konyar ve Oktay Belli tarafından da aynı zamanda ziyaret edilmiş ve tespit edilmiş olan Görentaş düzlüğündeki Kelageh Kalesi ve buradaki oda mezardır. Buraları da hızlı geçmek durumundayım. Ağaçlık dirhesini, kalesini ve dirhesini görüyoruz slaytlarda ve oda mezarı görüyoruz. Biz mevcut durumu zaten daha önce tespit edilmiş bu alanları yeniden güncel durumlarıyla raporlamış olduk. Ve son olarak bizim Çatak'tan Bahçesaray'a giden yol güzergahı üzerinde çok özel bir alanımız var. Uzun Tekne. Burası zaten başlı başına bir dosya diyorum ben Uzun Tekne için. Bir başka oturumda burayı da uzun uzun inşallah anlatırız sizlere. Uzun Tekne'de biz bir kale, oda mezar, dirhe, oda mezar ve ayrıca Uzun Tekne köyünün yine İçimli mezrasında da bir başka Kaniya Bekan ismiyle anılan mevkide bir başka oda mezar tespit ettik. Bu oda mezarlarda Van Müzesi'nde Sayın Bakanlık Temsilcimiz Zerrin Akdoğan'ın ve benim raporlarımla burada bir kurtarma kazısı, bilimsel danışmanlığında bir kurtarma kazısı gerçekleştirdik. Burada sevindirici olan yüzey araştırması ekibinin
Zaten daha önce defineciler tarafından kazılmış olan oda mezarın haricinde mezar olduğunu tahmin ettiğimiz bir başka alanın, burada ölçekli gördüğünüz şu alanın gerçekten mezar olmasıydı. Tabii biz oda mezar beklerken karşımıza bir örme mezar, tek kişilik inhumasyon gömünün olduğu bir örme mezar çıktı. Kurtarma kazısını Van Müze Müdürlüğü ve 100. Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden hocalarımızla Hakan Yılmaz, Sabahattin Erdoğan, Hanifi Biber ve 100. Yıl Üniversitesi'nden buradan bütün öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Yüksek lisans ve doktora ve lisans öğrencilerimizle gerçekleştirdik. Yüzey araştırması ekibimiz de gerçekten iyi bir iş çıkardık. Hepsine buradan ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hocam teşekkür ederim. Tam bir çılgın olmanız lazım. Yani bu kadar zor bir topografiyi merak salıp oralarda dolaşmanız gerçekten müthiş. Son konuşmacımız Ayhan Yardımcı Elkoyucumuz olacaktı ama kendisi program başında arz etmiştim. Katılma şansı bulamadı. O yüzden sorulara geçeceğiz. Gülen Hocam, ben hiç sesinizi soğutmadan ilk soruyu ben sorayım istiyorum. Evet, buyurun lütfen Türkiye Hocam. Evet, biz daha önce o bölgeyi sadece Trish'in yaylasını ve daha önce işte sanırım Wolfram Kreis'in ve Oktay Belli'nin direklerinden bildiğimiz, hatta Hubuşki'ye ilişkisiyle ilişkilendikleri bir yerdi. Hemen güneyinde de Hakkari Steleri bulunmuştu, Hakkari Kalesi'nde. Aslında evet, çok seyrek gözüken bir alanda çok yoğun bir lokasyon bulunmasına erişmişsiniz. Öncelikle bu alandaki motivasyon neydi? Yani niçin bu bölgeyi seçtiniz? Yani probleminiz ne? İkincisi, bu direkleri tarihlendirme konusunda bir öneriniz var mı? Tabii ben önce bu güzel sorunuz için çok teşekkür ederim Türker Hocam. Ben öncelikle buradan şunu vurgulamak istiyorum. Bu soru bana bu fırsatı da verdi. Çünkü sürem azalınca bunu ihmal etmiş olmayayım. Çok kıymetli olacağım. Veli Sevin'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu projede katkısını çok fazla görüyoruz. Her anlamda benim ve sevgili arkadaşım Nilgün Coşkun'un destekçisi. Veli Hoca bize bu bölgede çalışmamızı önermişti. Açıkçası ben ilk önce Hakkari'den başlamak istemiştim ama hem Hakkari hem Van Gölü Havzası'nın güneyini isteyince çok geniş bir çalışma alanı diye alanı sınırlamak durumunda kaldım. Motivasyonum şu, biz daha önce Nilgün Coşkun'la birlikte Aynur Özfırat'la beraber Van Ağrı Iğdır yüzey araştırmasında zaten Van Gölü Havzası'nın kuzeyinde çok yoğun bir çalışma programı içerisindeydik. Bu defa da biz Van Gölü Havzası'nın güneyine bir merak salmaya başladık. Çünkü güneyi biraz bakir bir alandı. Hani sadece amacımız bakir bir alan olsun, kimsenin çalışmadığı bir alan olsun da değildi. Dağlık Şırnak bölge, zaten Şırnak'ın ovalık kısmında Gürüs Hoca'nın da çalışmaları var. Ama dağlık kısmı biraz daha bakirdi. Çatak, Bahçesaray, Gevaş'ta ise ilk defa bu yüzey araştırmasıyla bir proje başlatılmış oldu. Tabii ki Hakkari sterleri bambaşka, kısa süreli bir kazı çalışmasıyla mezarlar ve steller ortaya çıkarılmıştı. Şimdi bizim buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz aslında birbirini takip eden iki proje olarak düşünülmesi gerekiyor bunun. Dağlık Şırnak bölgesi ve bu Van Gölü Havzası'nın güneyindeki yüzey araştırmalarının birbirini takip eden iki proje olarak düşünülmesi gerekiyor. Daha çok başındayız. Ama Dağlık Şırnak için Nilgün hocamız görünebilirlik analizlerine de başladı aynı zamanda. Dirhelerin hepsinin birbirini gören konumda olmasının bir anlamı olmalı. Ve bunun haricinde bizim Berekele Kalesi'nde dirhelerle işte Urartu tipik Urartu özellikleri gören kaleyi iç içe bulmamız yine bu tampon bölgesi için oldukça anlamlı sonuçlar. Evet, biz Asur yazıtlarından ve Asur kaya kabartmalarından tampon bölgede Ukku'yu, Kumme'yi, Hubuşki'ye dair bilgilerimiz var. Şimdi işte tam da bu çalışmaların sonrasında bu tampon bölge arkeolojisinde Ukku'ya, Hubuşki'ye ve Kumme'ye dair söyleyebileceklerimizin artacağını düşünüyoruz. Tarihlendirme mevzusuna gelince evet, biz bunları demir çağına tarihlendiriyoruz.
erken demir çağından itibaren başlayan çanak çömlekleri de bizi bu anlamda destekliyor. Erken demir çağından başlayan, orta demir çağında devam eden bir kullanımlarının, uzun bir kullanımının olduğunu düşünüyoruz. Dirhe türü yapıların ve diğer Berekele Kalesi de hakeza bir orta demir çağı yapısı, bir Urartu Kalesi olduğunu gördük. Dolayısıyla ve dirhelerle çok iç içe bir kale olduğunu gördük. Dolayısıyla bu dirheler ve bu kaleler de bize gösteriyor ki bunlar demir çağda yoğun olarak kullanılmış ki Asur yazıtlarıyla da bu durum örtüşüyor. Uzun çok bir cevap oldu. Umarım aydınlatabilmişim. Evet, teşekkür ederim. Merakımızı giderdiniz. Reji sorularımız var mı? Onları alabiliriz. Evet. Harun Taşkıran hocamız bir soru yöneltiyor. Berkay hocamıza. Sevgili Berkay'ı böyle bir düşünceyi seslendirdiği için tebrik ediyorum. Çok tartışılması gereken bir konu. Öncelikle çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya geleceği bir çalıştay düzenlense iyi olur diye düşünüyorum. Bir de Karkamış ve Ilısu'dan Aşağı Fırat projesinde uygulanan yöntem kullanıldığını belirtmek isterim. Sorun devamı var mı? Evet hocam, katkı sağlamış. Buyurun hocam. Yani Harun Hoca'ya çok teşekkür ederim. Gerçek anlamda kendisinin ve Metin Kartal'ın Ilısu ve Karkamış bölgesinde yapmış olduğu yüzey araştırmaların aslında önemini şöyle belirtmek istiyorum. Bu yüzey araştırmaları Türkiye'de, hatırlarsınız konuşmamda, 197 adet yer bilmiyordu. 1997'de diyordum. Ondan sonra şu anda 560 yere ulaşmış durumdayız. Bunun yaklaşık olarak 200 tanesini Harun Taşkıran ve Metin Kartal'ın Ilısu ve Karkamış bölgesinde yapmış oldukları yüzey araştırmaları açığa çıkardı. Böylesine önemli bir araştırmada da Peter Benedict'in önermiş olduğu kodlama sistemine uygun bir şekilde bütün buluntu yerlerinin kodlarını vererek yayınladılar. Her yeri de yayınladılar. Bu sayede Harun Hocama da çok teşekkür ediyorum. Katkısı için saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim hocam. Diğer sorumuz Ayşenur Koa'dan geliyor. Yine Berkay hocamıza. Yüzey araştırmalarının standartize edilmesine yönelik sunulan önerinin teoride gerekliliği ve önemi yatsınmazken pratikte detaylı araştırmaların önünde bir engel oluşturabilir mi? Bu buyurun çok hocam. Güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ayşenur Koa'ya. Aslında şöyle bir şey var. Bizim yüzey araştırmasından benim umudum hızlı bir şekilde, ekonomik bir şekilde Türkiye'nin paleolitiyle ilgili olarak genel bir envanterin çıkarılması ihtiyacı. Bu yüzden de 10 kilometrede bir aralıklı olarak gözlem noktalarını öneriyorum. Çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Aslında benim temennim yarın öbür gün daha ilerideki araştırmacılar isterse bunu 10 metrede bir, isterse 2 metrede bir yapabilir. Bu gerçek anlamda en doğru detayda araştırma. Ama tabii ki Türkiye'nin her yerini 2 metrede bir gözlem noktası oluşturarak incelemek bizim Gürgür Baba'da 3,5 senemizi aldı. 3,5 sezonumuzu aldı 2000 noktada gözlem yapabilmek. Dolayısıyla yılda yaklaşık olarak 300-400 civarında bir gözlem noktası incelenmesi mümkün oluyor. Sadece sayarak bunu yaparsanız, bir de o taşları incelerseniz çok çok daha fazla zamanınızı alacaktır. Ben o yüzden 10 kilometrelik aralığı önerdim. 10 kilometre, neden 10 kilometre? Yani mille düşünseydik, yani Amerikan ya da İngiliz olsaydık ve mille bunu yapacağız, o zaman mille düşünürdüm. 10 ortalama bir sayı, ondalık rakamlarla düşündüğümüz için 10 diye önerdim. Tabii ki başka araştırmacılar başka aralıkları da önerebilir ama ben Türkiye'nin genelinde bütün illeri yaklaşık olarak 70-80 yılda kabaca anlamak istiyorsak bu 10 kilometrenin uygulanabileceğini düşünüyorum. Ama bu önerdiğim yöntemin avantajlarından bir tanesi ölçeği değiştirebilmeniz.
işte yarın öbür gün 10 kilometrelerin arasında önemli bir yer bulduğunu düşünürseniz bunu 500 metrede bir de uygulamanız mümkün olacaktır. Aynı standardı sürekli olarak sağlayabilirsiniz. Bu yöntemin avantajı küçük bölgede de büyük bölgede de aynı hassasiyet ve standartta veri sağlaması, yüksek çözünürlüklü verileri de sağlayabilmesi aynı zamanda. Teşekkür ederim sorusu için. Sıradaki sorumuzu alalım. Tuğba Ökse hocamız soruyor. Trişin yaylası yapısı 50 hektar boyutunda ise göçebe grupların yaylada geçirdikleri sürede çadırlarını ve hayvanlarını buldukları bir yerleşim alanının çevre duvarı olabilir mi? Bilal hocam seni yönetmiş. Buyurun. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu da önemli bir soru. Biz Trişin yayla yapısı içerisinde, sur duvarları içerisinde aynı zamanda bir yaşam mekanı olabilecek bir mekan bulduk. Dolayısıyla Tuba Hoca'nın tam da bahsettiği gibi bu daha küçük birimli mekanın dışındaki bu bahsettiğimiz gerçekten çok büyük hektarlık bu arazideki alanın göçebe toplumlara işaret ettiği açık, biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Hüseyin İlhan Bey soruyor. Hocam elinize sağlık. Trişin yayla yapısı içerisinde yapı kalıntıları ve seramik örnekleri bulunuyor mu acaba? Bu alanı tarihlendirme noktasında ipuçları var mı? Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Evet, ben teşekkür ederim sorunuz için. Buradan hiç seramik örneğimiz yok. Yayla yapısı içerisinde biz bu sene 2022 yılında tekrar burada çalışmalar yapacağız. Bu yayla yapısı içerisinde daha küçük birimli yapılarla karşılaştık. Bunları ikinci bir sezonda, ikinci arazi sezonunda anlamlandırmamız daha kolay olacak. Tarihlendirme ile ilgili şöyle sıkıntılarımız var. Sayın Mehmet Özdoğan hocamız da zaten buranın tarihlendirmesinin sıkıntılı olduğundan bahsediyor. Her ne kadar kaya resimlerinin biz erken örnekler olduğunu düşünsek de, Neolitik döneme varabilecek erken örnekler olduğunu düşünsek de, açıkçası yayla yapısı bize daha demir çağ yapılarını işaret ediyor. Çünkü biz Van Gölü Havzası'nın kuzeyinde, örneğin Erciş sınırları içerisinde Şeker Bulak adındaki bir sur duvarlı bir yapıda, yapıyla da bunun analojilerini yapabiliyoruz. Hakeza Kuzeybatı İran'da Tirşin yaylasında karşılaştığımız kaya resimlerini bu defa demir çağı içerisinde görebiliyoruz. Böyle kaya blokları üzerinde değil ama yapılar üzerinde, demir çağı yapıları üzerinde görebiliyoruz. Dolayısıyla başlı başına bir şey Trişin, başlı başına yeniden ele alınması gereken çok kıymetli bir çalışma tabii, Mehmet Özdoğan hocamızın yaptığı çalışma. Ama buranın yeniden bir ele alınıp değerlendirilmesi gerekiyor. Gürpınar ve Çatak arasında işte bölünmesi bu şu anda bizim için bir sorun teşkil ediyor. Çünkü burası bir kompleks ve birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Ama önümüzdeki yıllarda daha iyi tarihlendirme ile ilgili daha iyi sonuçlara, analoji çalışmalarıyla daha iyi sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim. Müsaadenizle son bir soru da ben sormak istiyorum. Sayın Yunus hocam. Ya ben Yunus hocama yönelteceğim. Tamam, buyurun. Sorularım var hala, çok birikti ama sorumuzu daralıyor. Yunus hocamız sunumunda bu ETR'nin en erken kültür katında yuvarlak mimarın olduğu kontekstlerde bir de ikinci yıl bir kültüre ait keramiklerden bahsettiniz. Bunun da daha sonra baskın olarak geliştiğini söylediniz. Düşünceniz bu kültür, yani bu keramiklerin hangi bölgeye ilişkili olduğu, yani Orta Anadolu mu, Güney mi vesaire mi? Bir de hocam devamında yine aynı kültür katında bulunan bir grup bronz eseriniz vardı sanırım, ya da bakır. Bunlar kontekst buluntusu mu? Yani yapılardan mı geldi, yoksa mezar vesaire farklı kontekstlere mi ait? Evet, hocam teşekkür ederim soru için. Bizim hocam kazıların başında sondaj içinde Karas kültürü malzemesiyle beraber bu malzeme grubu, ikinci kültür dediğimiz malzeme grubu gelmeye başladı. Aslında bunun öncesi de hocam Hanifi Biber hocanın da yapmış olduğu yüzey araştırmalarında
bu malzeme grubunun aslında Karas kültürü malzemesiyle beraber ele geçtiğini biliyorduk ki bunun üzerine yüksek lisans tezim zaten vardı. Tepeköy Kası buna daha ek ilave bilgiler sunmaya başladı. Karas kültürünün ilk yerleşmesinden itibaren ihtimalle Karas kültürünün erken evresi, erken Türkçe'nin erken evrelerinden itibaren bu kültürün bu bölgeye geldiği, orta evrelerde ise bu ikinci kültürün Karas kültürüne biraz daha benzemeye çalıştığı, özellikle çanak çömleklerinde çok fazla yanma izlerinin olduğu, ancak daha sonrasında ise kültürün kendi çanak çömleklerini devam ettirdiği, özellikle kazı süresince gördük. Malzeme bakımından aslında bizim daha su yüzey araştırmalarından incelenen malzemelere bakıldığında çoğunlukla Aras boyalıları olarak adlandırılan boyalılardan çok farklı olduğu, daha çok biraz daha güney ya da Malatya, Elazığ bölgesine benzer malzemeler olduğu söylenebilir. Ancak yine Tepeköy'de ele geçen malzemeler, ikinci gruba dahil malzemeler çoğunlukla kaba el yapımı, yani ne Höyük'ün kuzeyindeki bölgeleri ne de güneyindeki bölgeye tam olarak oturtamıyoruz bunu. Daha çok Orta Tunç'taki malzemelerinden güney özellikleri taşıdığı söylemek daha doğru olacaktır hocam. Bahsettiğiniz bronz grubu ise hocam, Erken Tunç'un son evresine ait mimari yapının ön kısmında aslında konteks olarak tam bir mimariyle ilişkisini kuramıyoruz, ancak şöyle bir grupla birlikte ele çıktı hocam. Erken Tunç'un son evresinde açık alanda, avluya benzer bir açık alanda onlarca, belki 20'den daha fazla arşak, kemik bızlar ve bronz iğnelerle birlikte bu bronz grubu direkt yerinde büyük bir ağırlık, taş ağırlıkla birlikte bağlandığını gördük. Direkt in situ halde o şekilde ortaya çıkarıldı. İhtimalle kendi döneminde bir çatı katı tarzında bir şeye asılmış ya da asılmış ya da direkt oraya bırakılmış şekilde ortaya çıktı. Bununla beraber yine aynı kültüre ait, Karas kültürüne ait benzer buluntu grupları farklı yerlerden çıktı. Sadece o grup görmüş olduğumuz toplu gruplar değil, farklı yerlerden farklı bronz eşyalar da çıktı. Teşekkür ederim. Hocam, çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Çok güzel bir sunumdu ve Tunç Çağları'nın güzel bir silsileyle verdiniz. Akışımıza son bir soru daha geldi biz konuşurken. Abdülhadi Durukan beyefendi Rabia hocamıza soruyor. Tüm hocalarımıza teşekkürler. Örnekleri verirken başka görüldüğü başka yerlerde bahsettiniz ama somut olarak Pulurhöyük ile Karas ilişkisini birkaç cümleyle alabilir miyiz Rabia hocama diye. Buyurun hocam. Hocam mikrofonunuz kapalı. Evet, teşekkür ederim Abdülhadi Durukan'a bu sorusu için. Karas kültürüyle ilgili sanırım çok konuşacağız. Burada özellikle Muş, Varto, Tepeköy Höyük ve bizim ele aldığımız Erzurum Pulurhöyük'teki Karas verileri bize aslında şunu gösteriyor. Daha yani kazılar yapıldıkça, özellikle tabaka veren kazılar yapıldıkça ne kadar çok yeni verinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu güzel gelişme. Çünkü Karas kültürünü biliyorsunuz Doğu Anadolu'da geç Kalkolitik çağdan itibaren başlatıyoruz. Erken Tunç çağlarını kapsıyor ve Orta Tunç çağlarını da içine alarak özellikle Sagona'nın ortaya koyduğu kadarıyla 1500'lü yıllarda bitiriyoruz. Daha sonra ise geç Tunç erken demir çağ şeklinde bölgede adlandırılıyor. Karas kültürü oldukça geniş yayılım gösteren de yani bir kültür. Güney Kafkasya'dan başlıyor. Güneye doğru Filistin'e kadar, yine İran'a kadar doğdu ve batıda Sivas içlerine kadar kültürün yayılımı söz konusu. Karakteristik özellikleri var.
Ancak bu karakteristik özellikleri ortaya koyan yerleşimlerde bunun hangi evrelerde biz bahsetmeliyiz? Yani geç kalkolitik dönemde Kars kültürü nasıl, erken Tunç çağlarında nasıl, orta Tunç çağlarında nasıl? İşte bu ayrımı yapabilmek de yine bu kazılarla mümkün. Sadece Pulur değil, Erzurum için konuşursak, işte örneklerini verdik. Güzelova, Sosöyük, Karazöyük zaten kültür adını veren yerleşim, ilk bölgede kazısı yapılan. Yine Hamit Sübey Koşay tarafından 40'lı yıllarda kazısı yapılan yer Karasöyük. Bunların her biri, sadece bunlar da değil, yüzlerce yerleşim tespit edilmiş ve bunların çoğunda hep Karas malzemesi ele geçiyor, tespit ediliyor. Yani bölgede oldukça yaygın bir kültür. Bu kültüre dair, işte bu kültürü ortaya koyan halklar, bu kültürün hangi dönemlerde nasıl bir dönüşüm geçirdiği, ne gibi etkileşimler yaşadığı, ne noktada farklılıklar görüldüğü ise önümüzdeki yıllarda bu tarz çalışmaların sadece Pulur değil, Tepeköy değil, daha çok sayıda yapılacak kazıyla daha iyi anlaşılacağını da ben inanıyorum. Rabia Hocam çok teşekkür ederim. Sayın hocalarım çok teşekkür ederim sunumlarınız için. Güzel bir oturum oldu düşüncesindeyim. Bir sonraki oturumumuz saat 21'de, saat 6. oturumumuz saat 21'de başlayacak. İlginize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.